Efendim tekrar merhabalar. Karşı karşıya da her zaman olduğu gibi araştırmacı yazar Erol Mütercimler ve Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Efendim hoş buldum. Sen Nasılsınız? de hoş Çok iyiyim. 10 üzerinden 10. Süper. Neden? <laughs> Süper. Peki harika. Ülke rahatladı. Ben de rahatladım. Ben her zaman rahat... mı hocam gerçekten? Evet gerçekten. Hayır bir şey söyleyeyim. Ülke ra... gerçekten rahatladı. Hepimiz rahatladık. Ya. He? Hepimiz rahatladık. Hatta hafta sonu ben bir iki toplantıda konuşmacıydım. Çok net biçimde ifade edildi. Çok net biçimde. Ne diyor insanlar? Birincisi şu, en son bir gün önce yine çok önemli iki iş adamı. Birisi çok önemli zaten. Yani şöyle söyleyeyim. Şu anda yurt dışında 15, ülk 15 ülke, 15 ya da 16 ülkedeler Düşününüz öyle önemli bir iş adamı. Konuştuğumda dedi ki bu seçimin sonucu dedi ülkeyi çok rahatlattı. Birincisi şimdi insanlar en azından en rahat alışveriş yap, yapabiliyorlar. Bu dedi çok önemli bir referanstır. Ve umarım ki sürdürülebilir. Sanıyorum konuşacağız. Umarım sürdürülebilir. Ama ben baştan beri biliyorsun burada bir kaloma bir pay koyuyorum. 1989 seçimleri de böyleydi. Ama sonrası Yapılan yanlışlarla tıpkı AKP iktidarının yaptığı yanlışlar gibi işte bu bu işlerde öyle oluyor. Ya umarım sürdürülebilir ve bunun arkası artık bu ülke bir iki üç yıl sonra bir rahata ulaşabilir diye düşünüyorum. Eğer sürdürülebilirse bu barış ortamı huzuru bilmem ne. O kadar çok şey var ki pek üst üste. Toplanması gereken ama sakinliğe ihtiyaç Biraz var. Biraz onları da konuşuruz. konuşuruz ne yapılmaya ihtiyacı var. Ama ee, özür dilerim Nevzat'a teşekkür edeceğiz. Ben ha. şimdi, şimdi, şimdi orada. Şey bana bir sor etmez. nasılsın lütfen. diye. Lütfen. Nasılsın? Çok çok iyiyim. Ferhat'ın sayesinde çok iyiyim. Evet. <laughs> evet. Çok seviyorum bu halimi ya. Söz mü tuttum ya. Program başladığından beri altı ay sonra sözümü tutup pastamı getirdim ekip arkadaşlarıma. Çok mutluyum. Bayram öncesi hem de güzel oldu. Evet bize kurabiyeler getirdi, pastalar getirdi Nevzat fırından. 6 ay sonunda biz de çok mutluyuz ki ama e, bize getirdik. biliyorsun ekonomik getirdim. kriz var ne yapalım. Ya. <gülüyor> 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 Hocam çıkışta parasını isteyecek gibi geliyor bana ama. <laughs> Hayır biz, bize pahalıya mal oldu çünkü toplam beş kutu. <laughs> evet. 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 Çok teşekkür ederiz meyza. Gerçekten çok e, teşekkür yiyeceğiz. ederiz. Evet Şimdi bu bayram az. E, İsrail ile başlayalım. İsterim e, biraz daha bir e, diğer programda nokta atışında e, o, onunla bitirdik. Çok uzun ele alma fırsatımız olmadı. Sizlerle daha detaylı konuşalım. Fakat orada barışın söylediği, Barış Soydan'ın söylediği ekonomi yazarı Hı. bir önemli bir şey var. Biz hep yasaklandı yasaklandı diye veriyoruz ama yasaklanma değil bu bir kısıtlama. Hı. E, fakat kısıtlamanın şartları belli değil dedi e, Barış. Yani bu yüzde %100'ü gönderiliyordu da atıyorum artık doksanı mı gönderilecek? Çünkü bunun bir anlamı yok öyle değil mi? Yasaklanma amacına bakarsanız. Bize biraz meseleyi de sen anlat Nevzat biliyorsundur çünkü. Bir de şunu ekrana da o 54 maddeyi de bir verir misin ne oldu? Tabii tabii e, bir ne önceki abi. programda hazırlamıştık. Hı. Ee, arkadaşlarım tekrar evet. ona bakacaklar. Tamam, ben Şimdi ben yani şunu söyleyeyim, söyleyeyim. Evet. yani ben bu konuda tavrımı çok net ortaya koyan bir insanım. Çok İS önceden. İS evet İsrail'e ticaretin yapılması insan olarak bana dokunuyor demiştim. Hı -hı. Sebebi de şu. Yani sonuçta orada uluslararası evet. bütün kurumların da ifade ettiği, herkesin de söylediği, hepimizden gördüğü bir soykırım var. Bunu Birleşmiş Milletler de ifade etti. Güvenlik Konseyi'den sondaki oylamada Biliyorsun bir çekimsel şey çekimsel oyu da şey yapmadılar. Şimdi bu nedenle ben amasız fakatsız bu ticaretin iki türlü olması gerektiğini yani üst noktasında. Şimdi birisi hükümete düşen görev. Hükümet burada kendi şirketleri üzerinden İsrail'e özellikle savunma sanayi, çelik ve benzeri konularda Gazze'lere silah ve benzeri şekilde onların ölümüne yol açacak olan malzemeleri gönderiyorsa bunları kesmesi gerektiğini hep söyledim. İki, Tabii özel sektörle ilgili hükümet şimdi kalkıp özel sektörü yasaklayamaz. Özel sektörü de zorlaştırması gerektiğini söyledim. Ve bu zorlaştırma kısmını Türkiye'de ilk ben dillendirdim. Yani neden? Çünkü biraz şöyle konuşacağız kısıtlamayı. Şimdi önce her insanın şöyle bir etik davranması lazım. Geçen bir arkadaş bir market zinciriyle ilgili dedi ki ya şurada İsrail'in boykot listesinde olan mallar satılıyor. E dedim. Dedi ki ben o market zincirinin yetkilileriyle görüştüm. Bana şöyle bir şey söylediler. Dediler kardeşim rekabet kurumu bazı malları markete koymadığımız zaman bize ceza yazıyor. Hı hı. Dedim ki gayet doğal. Gayet çünkü adam böyle. Türkiye'de bir sonuçta hukuk işliyor. Peki sen ne yapıyorsun? Yani sen o markete o malı gördüğünde sana zorla al diyen yok ki. Sen ne yapıyorsun? Veya bir kahve zincirini boykot ediyor. Şimdi kalkıp da hükümet o kahve zincirini kapatabilir mi? Kapatamaz. Ama sen ne yaparsın? İnanıyorsan destek verliğine gider boykot edersin. Bunu niye anlatıyorum? Şimdi meselenin iki boyutu var. Birinci boyutu bu işin siyasal boyutu. Yani hükümete savunan çevrelerin büyük bir kısmı böyle bu işin hiç olmadığı ile ilgili videolar hazırladılar o oldu bu oldu falan. Ama toplumun büyük bir kısmı da buna inanmadı. Niye inanmadı? Çünkü giden bir mal var zaten. Ve malın gittiği ile ilgili Ticaret Bakanlığı yaptığı bütün açıklamada mal gitmiyor demedi. Biz malı düşürdük dediler. Yani ihracat %30 azaldı. Ama ihracat kesildi kimse söylemedi. Orada iki şey devreye girdi. Bir kısım insan dedi ki ya Batı da var. E Batı şeriaya mal gitmezse Filistinler ne olacak vesaire. Hatta İsmail bir hoca çıktı dedi ki İsrail'de masumlar varsa mal gitmezse onlara bir şey olursa bizim vebalimiz tarzı böyle fetvalar verdiler. Bir kısmına dedi ki hayır tam bu sizin söylediğiniz gibi değil. Yani İsrail sonuç ispare dünyanın en güçlü ülkesi. Yahudi lobisi dünyanın her yerinde güçlü. Burada mal gitmezse Fransa'dan gider. Fransa'dan gitmezse Amerika'dan gider. Oradan gitmezse bilmem nereden gider. Önce şunu söylemek lazım. Şimdi biz Hollanda askerlerini Bosna'daki katliamdaki paylarından dolayı hala Hollanda kamuoyunda biliyorsun bir utanç kaynağı olarak ifade edilir. Biz Halepçe'yi gördük, Ruanda'yı gördük. Dünyanın birçok yerinde böyle savaş hukukunu hiçe sayın uygulamanın hepsini gördük. Ama herkes iki şeye bakıyor. Bir bireysel tercihinize, iki devlet tercihine. Şimdi burada AK Parti süreci çok doğru yönetti mi? Çok açık net söyleyeyim. Ben bunu da paylaştığım için çok rahat söyleyeyim. Yönetemedi. Niye yönetemedim? Şimdi mesela çıkıp şunu söyleseniz ben anlarım. Kardeşim biz uluslararası anlamda yükümlülüklerimiz var. Dolayısıyla da bazı malları kesemedik. Ve esasında bizim tavrımız budur deseniz. Hani orada uluslararası anlamda bu nasıl kesilir gelirsiniz. Ama hiçbir şey yokmuş gibi bir davranış içerisine girdiğinizde ve özellikle de bu iş kamuoyunda... ...yankılanmaya başladığında ...en son taksimdeki protestolarla da... ...böyle hı hı. farklı bir noktaya geldiğinde... ...ve siyasal anlamda da yeniden... ...Refah ve benzeri partiler bu meseleyi ifade ettiğinde... ...tabii bunun ...saklayacak bir haliniz olmaz. Şimdi ikincisi... ...tabii burada muhalefetin de... ...bu meseleyi iç politikada... ...hükümet gibi kullanma isteği var. Burada yapılması gereken şuydu... ...yapılması gereken... insanı ve vicdanı olarak... ...savaş sürecinde İsrail'e olan... Ticaretin zorlaştırılmasıydı. Bakın ben kesilmesini söylemiyorum. Neden kesilmesini söylemiyorum? Çünkü kesemediklerini bildiklerini hiç söylemiyorum. Kesemezler yani. Keşke kesseler. Neden kesemezler? Şimdi kalkıp hükümet kendi şirketlerini kesebilir. Özel sektörü özel sektöre bırakır ama zorlaştırabilir. Zorlaştırmadan kastım nedir? Mesela gümrükte beyanlama açtırmazsanız bu bir zorlaştırmadır. Hı. Mesela bir mal gittiğinde onu biraz gümrükte hafif işlemlerini geç yaptığınızda bu bir zorlaştırmadır. Veya işte bununla ilgili kamuoyu baskısı bir zorlaştırmadır ama bu olmadı. Ve şu ana kadar da olmadı. Çok açık ifade edelim. Ve en son Hakan Pidan, Sayın Hakan Pidan çıktı 54 tane madde çıktı. Onların içerisinde mesela bu jet yakıt meselesi Hı. çok konuşuldu. Çok. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bir açıklama yaptı ben yayına gelmeden. Dedi ki, bu jet yakıtları İsrail'de savaş uçakları değil, Türkiye'de bir şekilde başka yere giden uçaklara verdiğimiz jet yakıtları. E şimdi Türk Hava Yolları uzun süredir yani herhalde bir iki hafta oldu. Mesela kargoyla yolcu taşımayı çünkü İsrail İstanbul aktarmada seferleri çok önemli. Şimdi burada limanlar ve havayolu şirketleri ve savunma şirketleri. Yani domates meselesi işin başka bir boyutu. Hani kimse o, o kısma çok girmiyor. Çünkü domates Türkiye göndermesi dünyanın her yerine istediğini şekilde alabilir. Ama şimdi siz çimentoyu gitmişse buradan. Buradan silaha mühimmat taşıyacaksa, işte çelik ile ilgili bir şey gitmişse, işte tel örgü gitmişse vesaire gitmişse ya bunu kamuoyu vicdanla açıklama şansınız çok olmaz. Bunun zorlaştırılması gerekiyordu. Şimdi bu açıklamayla aslında hükümet şöyle bir noktaya doğru geldi. Yok dediği şeyin var olduğunu söyledi. Ve şu an kısıtlıyoruz dedi. Senin de dediğin gibi kısıtlamayla ilgili biz şu an bu 54 madde içinde kısıtlamanın ne olduğunu bilmiyoruz. Yani zorlaştıracak mı, göndermeyecek mi, özel sektörle ilgili talebi ne olacak bilmiyoruz. Ama fakat geldiğimiz noktada amasız fakatsız buraya nereden geldik? Hakan Fidan, Sayın Fidan çıktı dedi ki bizim hava koridorumuzu izin vermiyorlar yardım koridoruna ve biz buna izin vermiyoruz. Ben bunu da etik olarak söylemekle yükümlüyüm. Şimdi Türkiye'deki yardım örgütleri Birleşmiş Milletler'in açıklaması ve İsrail'deki bu işe bakan güvenliğin de açıklaması ile birlikte en fazla yardım yapan iki ülkeden bir tanesi. Birleşik Arap Emirlikleri biz yapıyoruz. Şimdi bunu da haklarını yememe anlamında söylüyorum. Fakat bu mesele böyle değil. Mesele bu işin psikolojik bir kısmı vardı bu meselenin bir vicdani boyutu vardı ve insani boyutu vardı. Şimdi İsrail'e siz devlet olarak ilişki kurarsınız. Kurmuşsunuz zaten. Yani ilk tanıyan ülkelerden biri Türkiye Cumhuriyeti. Şimdi burada ben Ürdün'deki tavrı, Mısır'daki tavrı ve İsrail'in bununla iç kamuoyunu hareketlendirme tavrını bir tarafa bırakıyorum. Çünkü onun da öyle bir psikolojik kısmı var. Yani bunu zorlaştırarak bir şekilde hatırlayın. İsrail'de işte Türkiye Hamas'a yardım ediyor. Batı Türkiye Hamas'a yardım ediyor. Şeyleri dolaşıyor, söylemleri dolaşıyor. Burada İsrail'e ticaret yapıyorsun. İsrail'de işte aslında sen Gazze'yi tırnak içine söylüyorum. Satıyorsun izlenimleri var. O nedenle meseleyi bir devlet boyutunda almak lazım. iki bireysel boyutta almak lazım. Bireysel olarak beni rahatsız eden kısım İsrail'e ne olursa olsun ticaretin yapılmasıydı. Ben yine ifade ediyorum. Yani beni çok ilgilendirmiyor Batı şeria. Beni çok ilgilendirmiyor o mallı alıp almaması. Beni ilgilendiren kısım vicdanlı olarak söyle, söylenen kısım ve söylediğim kısım şu. Yani bebekler katledilirken, hastaneler bombalanırken Burada ona yarayacak bir malzemenin gitmesi benim vicdanıma uygun bir şey değil. Ha ben şunu bilsem, İsrail'deki siviller gerçekten bu işten çok e, zarar görse, ben bilsem ki bu işte çok aç kalacaklar, o olsa bu olsa, ben orada gerçekten bireysel gidip kendine yardım ediyorum. Bu mesele onun olmadığını herkes biliyor. Çünkü Yahudi lobisi güçlü. Dünyanın her yerinde bu kadar silahın gittiği yerde, bu kadar şeyin gittiği yerde bu olmuyor. Almanlar... Hele ki politik söylemi Şimdi e, buradaki... böyle olan bir iktidarın... Bak buradaki, buradaki sorun şuydu... Şimdi tabi Gazze meselesi, Filistin meselesi milli görüş geleneğinden bugüne kadar ki Türkiye'de sol açısından da ki hı hı. sol gruplardı. Önemlidir. Yani Filistin meselesi önemlidir. Ama orada şunu da görmek gerekiyor. Yani bunların hiçbir tanesini ben ticaretin haklılığı için söylemiyorum. Yine yani tavrım çok net. Bana göre geç kalınmış bir süreçti. Keşke daha erken yapılsaydım ve ben hala bu ticaretin tamamıyla kesilmesi gerektiğini düşünenlerden biriyim. Tamam. Ee, bir yıl içerisinde, iki yıl içerisinde ne İsrail ekonomisi bizden ağır darbe alarak bir şey uğrar ne de bizim ekonomimiz bir darbe Ama biz etik olarak, insani olarak bir tavır koymak durumundayız. Mesela iki boyutu şu. Şimdi Filistinler kendi işlerinde bu mesele karşısında bizim gösterdiğimiz hassasiyeti de gösteren Batı Şeria yönetimi de yok. Bunun da altını çizeyim. Mesela bir fırsat kaçtı. Bunu da özel diplomatik olarak ifade edeyim. Biliyorsun Filistin Başbakanı isfa ettiğinde ben çok umutlandım. Şöyle umutlandım. Dedim ki herhalde büyük bir ihtimalle Filistin Başbakanı isfa etti. Mahmut Abbas içine Hamas'a yakın kişilerin de iç, göre, gireceği bir geçiş hükümeti kurar. Ve dolayısıyla da esasında bu meseleyi uluslararası kamuoyu boyutunda bir alan açar. Ama Mahmut Abbas bunu yapmadı. Kişisel hırslarını kariyerin ön plana çıkardı. Ve Türkiye dahil birkaç ülke aslında bunun üzerinde çalışırken Mahmut Abbas geldi. Direkt benim başbakanım hazır. İnsan hiçbir şey söyleyemedi. Yani normalde ne bekliyorsun? Burada herkes onu konuşuyor değil mi? Filistin'in bir araya gelmesini konuşuyor, beraber hareket etmesini konuşuyor. Bu da olmadı. E, hükümet çevrelerinden de kardeşim İsrail meselesi ısrarla ve ısrarla hayır, hayır, hayır dendi. E hayır olmadığını herkes biliyordu. Ve burada bir süreç yönetimiyle ilgili çok ciddi bir sıkıntı vardı. Ve sürekli olarak bu süreçle ilgili yani şöyle bir şey vardı çok açık söyleyeyim. Siz İsrail'e ticaret yok diyorsunuz. Bir parti Türkiye'de gidip onun belgesini yayınlıyor. Bir gazeteci onun belgesini yayınlıyor. Devlet, devletin gönderdiği belge yayınlıyor. Özel sektörün belgesini yayınlıyor. Hadi şimdi özel sektörü anlarım. Yani özel sektörü dediğim gibi çıkıp zorlaştırırsınız. Ama bir de şunu da unutmamak lazım. Yani şimdi mesela Rusya ile ilgili ABD Türkiye'deki şirketlere kalkıp şey koyuyor. Bazılarını yaptırım listesini alıyor. En yakın zamanda da aldı. Ve diyor ki bu bir şey göndermemesi lazım. Bu ticareti yapıyor. Bize göre bu ticaret savaşta kullanılıyor diyor. Yapılmaması lazım. E Aynı şeyi siz İsrail için yapabilirdiniz. Şimdi bu şunu beraberinde getirdi. Ee, yani Türkiye'de AK Parti'nin bu konudaki söylemleri ki seçim döneminde mesela çok konuşulmadı ama bana göre çok büyük yara açtı bu. Yani insanlar da Ramazan ayında hala Gazze'de katliam olurken Türkiye'den bir şeyler gidiyor mu gitmiyor mu sorusu çok büyük anlamda o insanları da gerçekten üzdü. Ve o noktada ben yine ifade ediyorum. Ben amasız fakatsız. Hiç beni ilgilendirmiyor. Nevzat Çek olarak ilgilendirmiyor. Çünkü ben devlet değilim. Ben bireyim. Gazeteciyim. Yani bana sorsam vicdanı olarak sen ne yapabilirsin? Ben İsrail'e destek yani savaşı yürütecek olan İsrail'e destek olmaması için boykota katılırım. Onunla bir sıkıntım yok. Uyguluyorum da. Ama şimdi ben kalkıp mesela boykot yapılan yerin kapatılmasını savunamıyorum. Çünkü niye? bir ticaret kanunu var. Yani şimdi gidip adamın kapı şeyine kilit vuramazsın. Ama ne yaparsın? Boykot edersin. Ve İsrail zaten büyük şirketlerin büyük bir kısmı bu boykottan dolayı biliyorsun. Çok ciddi açıklama yaptı. Yani ekonomik anlamda zorlanıyoruz. Bazı yerlerde biliyorsun İsrail'deki şubeleri satın almaya başladılar. Ez cümle hiçbir şey yoktu demek doğru değildi. Geç kalınmış bir süreç. Bana göre bu süreci şeffaf yönetmek lazım. Hükümet olarak uluslararası anlamda zorlandığınız kısmı halka anlatmanız lazım. Çocuğu yükümlülüklerimiz var. Bakın buradan bunu yapamıyoruz demeniz lazım. Halk bu süreçte kendisiyle ilgili size bir yol bulur. Kendisi de bir yol bulur ve size de bir yol gösterir. Ama hayır kardeşim işte biz ticareti azalttık, onu yaptık, bunu yaptık. Muğlak şeylerle bu iş olmuyor. Çok açık net. Şunu çok net konuşmak lazım. Yani ben bak savaş yaptığın her ülkeye dahil uluslararası diplomatik ilişkilerin kesilmesine yana olan bir insan değilim. Biz bunun acısını Suriye'de de gördük, Mısır'da da gördük. Ben böyle bir şey söylemiyorum. TikTok ama, arayalım. ama ne yaparsın mesela? Yani büyük elçi, hükümetlerle böyle değil. İlişki kötü olduğunda diplomatik ilişkileri aşağı indirirsin. Bir şekilde belli yaptırımları uygularsın. Karşılıklı olarak bunlar olur. E bir de şu var şimdi mesela Türkiye'de birçok insan şu an Kudüs'e gidiyor. Mescid-i Aksa'ya gidiyor. Ürdün üzerinden gidiyor mesela. Yani sonuçta İsrail orada bir set uyguluyor. E biz o seti aşmak için Ürdün üzerinden turları göndermeye çalışıyoruz. Ben çok net söyleyeyim. Bu konuda AK Parti savunacağım diye video üreten AK Parti savunacağım diye ticaret yok diye bütün gazeteci arkadaşlar da şunu söylüyorum. Biz taraf değiliz gazeteci olarak. Biz gerçeği nakletmekle yükümlüyüz. Haber dediğiniz şey bize emanet. Yani biz emaneti doğru karşıya yük vermekle yükümlüyüz. İnsanlar ne anlar o bizim işimiz değil. Birisi bir su deriz o başka bir şey anlar. Öbürü bir şey anlar ama biz onu doğru aktarmakla yükümlüyüz. Doğru aktarılan kısımda evet bir ticaret vardı. Şu ana kadar yok deniyordu. Aslında yok da değil de işte azaltıyoruz deniyordu. Ve sürekli olarak bu konuyla ilgili muhalefet edenler tırnak içerisinde Mossad ajanlığından tutun şeye kadar suçlanıyordu. Hayır kardeşim varmış işte hükümet de bunun böyle olduğunu ortaya koydu. Ve dolayısıyla da bence beni memnun eden bir süreç keşke daha erken yapılsaydı. Bu kadar netim yani. Yani sonuç memnun edebilir Nevzat. Ama o keşke kısmı bence çok önemli bir kısım. Yani Öyle değil mi hocam neden 6 ay sonra? E tabii ya, yani, yani 6 şöyle. ya yani niye bugün? E peki niye bak, bugün? Peki bir şey söyleyeyim. Şunu anımsayalım şimdi. AKP kurmaylarının genel zihniyeti bu. Oslo süreci dediğiniz süreçte de konuşulduğunda tapeler ortaya çıktığı zaman Erdoğan çıktı, insanları şerefsizlikte suçladı, ...haysiyetsizlikle bir sürü bir sürü laflar etti ve sonra ne dedi? İşte bu devlet kararı önce onu dedi. E sonra ben dedi gönderdim dedi. Şimdi böyle devlet yönetilmez. Bak devlet böyle yönetilmez. Eğer ciddiyet ortadan kaldırdığınızda toplumun bütün katmanlarında ciddiyet ortadan kalkar. Şimdi buradaki meseleye gelince 21. yüzyılın bu ilk çeyreği ya o 20. yüzyılın son çeyreğindeydi. tabi Bosna 21. yüzyılın ilk çeyreği şöyle topladığınız zaman yaklaşık bakınız neredeyse 50 yıllık bir süreç. İnsanlık tarihi açısından son derece kara, son derece kapkara bir büyük trajedi yaşanıyor. İşin tuhaf tarafı Avrupa'nın göbeğinde yaşadığınızla Orta Doğu'da yaşadığınız dikkat edin iki tarafta da katledilenler Müslümanlar ve İslam dünyasına yönelik. Şimdi bir, bunu bir kenara bellek olarak bunu bir kenara, kenara koymalıyız. Şimdi ikincisi bu malzemeleri satıyor musunuz? Tamam. Şimdi burada dikkat edin orada çelik ürünleri var. Şirketin ve ailenin adını vermeyeceğim. O şirket ve aile Türkiye'de bu sektörde bir büyük oligarşidir. Aynı zamanda bir de hurda sektörüdür. Bu ben çok çok yakından ilgilendiğim bir sektör burası benim. Burası bir hurda sektörüdür. Bu acayip bir yer burası. Bu çelikmelik şu endüstri hikayesi var ya. Korkmuş paranın döndüğü bir yer. Evet, neden? Yani ilk Çünkü burada bir bu dünyanın her yerinden alınan hurda meselesi var. Hı hı. Ta hı. Tabi Ukrayna'sına kadar hı. biz Ukrayna'yla gelirdik. Burası öyle bir oligarşi ki, o kadar güçlü ki bir de çok büyük paranın döndüğü bir yerdir burası. Ve buradaki bu oligarşik güç siyasal iktidar üzerinde olağanüstü büyük baskısı vardır. Çünkü bu sektör yalnızca bir tek ülkeyi ilgilendiren bir sektör değildir. Hı. Bu çok dünyada kaç tane ülke ilgili bir iştir bu? Şimdi oradaki 54 parça meseleye baktığınızda mesela bu yassı çelik ürünleri diyor. Benim bilebildiğim kadarıyla bu silah sektörü için son derece önemli bir ürün. burası çok önemli bir ürün. Oradaki hı. o yakıt meselesi, uçak yakıtları uçak meselesi yakıt. siyasal iktidarın mensupları ne açıklarsa açıklasın. İletişim Başkanlığı'nın ne söylerse söy var. Hayır, ne söylerse hı. söylesin. Ona bakarsanız İletişim Başkanlığı daha önce de bu ticaretle ilgili açıklama yapanlara söylemedik laf bırakmadı. Şimdi Ticaret Bakanı benim bildiğim kadarıyla Ömer Bey bir iktisat ya da ekonomi profesörü bildiğim kadarıyla ve müsiyattan. Daha önce hı hı. ne demişti? efendim işte burada böyle bir ticaret yok gönderilmiyor. E şimdi ne yapmak zorunda kaldın? Kendi imzanını açıklamak zorunda kaldın. Bu doğru bir şey mi? Gazeteci arkadaşımızın adını anımsayamıyorum. Özür diliyorum kendisinden. İlk o Metin Cihan. Metin Cihan. Çok yaşayınız. Efendim ve bildiğim kadarıyla da bir medya grubuna bağlı değil yok Metin değil. Bey değil mi? O bağımsız gazeteci. Bravo bak. Demek ki işte Daha önce bir... ile da ilgili. Evet bak. Açıklaması. Demek ki bir gazeteci vicdanlı olandan söz ediyorum ama. Kendi ruhunu iktidara ya da muhalefete, iki taraf için söylüyorum, satmamış olan. Yalnızca gazetecilik yapan birisi söz konusu olunca bakın ne kadar önemli işler ortaya çıkıyor. Çok önemli işler. Seni de ayrıca bugün kutluyorum şey için. Sinan Reş'in eşi hanımefendiyle yaptığın evet işi. Ya, Bir şey söyleyeyim Teşekkür mi sana ederim. Nevzat? Bu bu röportaj bu söyleşi ödül getirecek. Ödül evet gerçekten ödül getirecek. gör hep birlikte göreceğiz. Umarım adaleti de sağlar. Evet. evet, umuyoruz. Burası daha önemli. En önemli kısmı bu. Anlatılan onun için de ayrıca kutluyorum. Yani Teşekkür işte gazetecilik ederim. doğru işleri yaptığın zaman böyledir kardeşim. Şimdi peki niçin siz bunu inkar ettiniz? Tekrar söylüyorum bak. Ürünlere baktığınız zaman şu ürünlerin satılışını yapan şirketlerin oligarşik gücü çok yüksek. Çok yüksek. Madde bir, madde iki. Şimdi siyasal iktidar işin başından itibaren yani 2002'den bugüne kadar kardeşim baktığı tek bir şey vardı. Bak, baktığı tek bir şey vardı. Ben ne her şeyi satayım. Şimdi bak her şeyi satayımın sonucu böyle bir yere getiriyor sizi. Şimdi siz Gazze konusunda hassasiyet gösteriyorsunuz öyle mi? Çok güzel. Peki hassasiyet gösteriyorsan eğer ve şu işleri de yapmışsınız. Seçimden niye önce bu kararı açıklamadınız? Ve özür hocam açıklasaydı da kendi tabanında gerçekten belki de kırılma demeyeyim ama bir gönülleri alabilirdim. Şimdi Yeniden Refah Partisi'nin yükselişini konuşuyoruz. Tamam. Milli görüş, bu ideolojiye dönüş. Yeniden Refah Partisi bir ideolojik partidir. AKP ise konjonktürel bir partidir siyaset bilim hocası olarak söylüyorum. Bunu daha önceleri kaç kere yeniledim. Bir kez daha söylüyorum. Konjonktürel partiler, onları yaratan, üreten konjonktürü ortadan kalktığında kalkarlar. AKP Türk siyasal yaşamından gidiyor artık. Çünkü onu yaratan konjonktür kalktı. Şimdi oradaki o ideolojik parti yani kitlenin geleceği parti odak belli. Anımsayınız Saadet Partisi'nin milletvekili. Mecliste konuşup bu konuyu dile getirdiğinde orada kalp krizi geçip hakka yürüdü değil mi? Oradaki abi. AKP milletvekillerinden birisi, şimdi ağzıma almayacağım onu, ne kadar çirkin bir ifadeyle o ölümü dile getirdi değil mi? Ne kadar utanılacak bir şey. Ardından yeniden Refah Partisi'nin mensupları ısrarla bunu söylediler. Ne oldu? İşte hani 6-7 madde alt ata koyup sayabiliriz, saydık bence şimdi AKP'nin bu ağır yenilgisinin altında hiç kuşkusuz ki, ekonomi ekonomi bir sürü şey sayıyoruz ama bunu da unutmayalım ki oraya koymak zorundayız. bir kahve zinciri ne oldu taşladılar hatta kurşunladılar. Peki ya daha hamburgerci Efendim şimdi o eylemleri yapanlar şu anda acaba bir parça olsun utanıyorlar mı? Bir parça olsun kendileri kendi kendilerine düşünüp biz ne aptal adamlarız ya diyorlar mı? Üstelik de o kahve zinciri bilebildiğim kadarıyla ya kuvvet ya Katarlılara ait bir de. Benim bilebildiğim kadarıyla. Kendisinin açıklaması yani üzerine oldu hocam ya. Hı. O hem hamburger zinciri şimdi, hem kahve zinciri kendi açıklaması şimdi, üzerine yardım şimdi, ettiğini ifade etti. Şimdi gelelim kızlara. Neydi bu kızlar? Muhafazakar kesimin kızlarıydı değil mi? Bunu reddeden. Ne oldu? Ters kelepçeyle polis minibüsüne attılar. Tartakladılar. Bilemiyorum yani şiddet uygulandı uygulanmadı bilmiyorum o kızlara. Üstelik de kız ne dedi? Benim babam dedi Mavi Marmara'da hayatını kaybetti dedi. Evet. Oraya yardıma giderken. Şimdi düşününüz. Sol, sosyal demokrat, sosyalist bu kesim yapmıyor bu eğilimi. Bu eğilimi yapan muhafazakar kesim ve oradaki üstelik de büyük bölümü kadınlar ve gençler. Düşünün şimdi siyasal iktidar buna bile bak buna bile katlanamadı. Üstelik bu kadar büyük yanlışı yapmışsınız kardeşim. Bu haltı işlemişsiniz ve biliyorsunuz. O zaman sessizce kalın. Sokaklar halkındır. Bu anayasal haktır. Sokakta dile getireceğiz. Vandalizme kaçmadığımız sürece, ortalığı yakıp yıkmadığımız sürece biz siyasal iktidara karşı ya da politikaya karşı her türlü eylemi yaparız. Biz dile getiririz halk olarak siyasal iktidar ya da sorunlarda buna neyse çare bulur ya da bulmaz. Vali ne dedi? Beşinci kol faaliyeti dedi değil mi? Bu konuyla ilgili yapılanlara. Evet. Şimdi ne diyecek bu vali? Lütfen söyler misiniz bana? Gerçekten ne diyecek? Ne diyecek şimdi buna Beşinci bu kol vali? Dedi mi? Arkadaş, şimdi 20, demin söylediğim 21. yüzyılın en büyük utancıdır. Tamam Bosna ve Gazze. Düşünelim. Bu siyasal İslam, hani kendisi pür din olarak kenara koyunuz. Gerçek İslam'ı, siyasal İslam dediğiniz bu hareket içine bütün hepsini koyun. Yani bugün Hamas'ta dahil olmak üzere bütün düşününüz. 1926 itibariyledir bunların üretilmesi, türetilmesi. pek arkasında kim var? İngiltere var. Neye karşı yapılıyor? 3 Mart 1924 bizim buradaki layıkleştiren yasalara falan filan tepki. Başka bir programda bunu çok uzun uzun anlatmak isterim İpek. Tabii, olarak tabii. Çok uzun Bu arada Nevzat dedi mi dedi ya Vali Gül için is, e, evet şöyle söylüyor evet. katil aranıyorsa İsrail e ve kendilerine destek veren dış güçlere baksınlar dedi. ve şer odaklarının beşinci kol faaliyeti olarak. Şimdi bu olabilir miydi böyle bir cümle? Olabilir mi böyle bir şey? Öte yandan. Şimdi İsrail'le bu ticaret konusuna gelelim. Şimdi bugün neyi görüyoruz biz AKP? 1997 yılını herkese anımsatmak isterim. Ne var? Refah Yol. Başbakan kim? Necmettin Erbakan. Orada tam metnini söyleyemeyeceğim izleyici beni bağışlasın ama internete girilip bakılır. Türkiye ile İsrail arasındaki ticarette karşılıklı olarak gümrüğün kaldırıldığını ifade eden anlaşma imzalanmıştır. Şimdi demek ki bu İsrail ile ilişki konusunda bizim muhafazakar kesimde bir samimiyetsizlik söz konusu. Bakın şimdi yanında bir dergi yöneticisinde mi halkta mı? Ya, karar vericilerde. Tamam. karar vericilerde. Ya bir şey söyleyeyim sana halk her zaman masumdur. Halk en samimi olan halktır. Şimdi bakın. bu şuraya bakın bu Atlas dergisi, tamam mı kardeşim hmm. he. Filistin'de Türk solu. Evet. Şimdi Filistine gidip orada Pil İsraillerle Filistinler için savaşanlar kimdir? Filistin bir sevdaydı onlar için, bir idealdi. Türkiye solundan binlerce genç 1970'lerde ve 80'lerde Filistin için savaştı. Onlarcası belki de yüzlercesi bu dava uğruna can verdi. Sıra dışı şeyler yaşadılar, derin acılar yaşadılar. Ne oldu? Öldürüldüler, yok sayıldılar bu insanlar. Ölenler unutuldu. Ne cenazeleri istendi, ne mezarları arandı bunları. Burada onlarca isim var. Peki Türk solu gidip burada savaşıp hayatını kaybedip ki birisi şeyde Independent'ın yazarıdır Faik Bulut. Hala yaşıyor Faik tabii. abi bizde Okan ile ilgili 3-4 video bak, yaptı. Tavsiye bak. ederim okuyucu. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Hı. Bayramdan sonra Faik Bulut çok can dostumdur. Programa tabii konuk edeceğim ve bunu konuşacağım. Yalnızca bu Filistin ve orada kendisi kaç yıl kaldı? Çok. E Benim bildiğim 13 yıl falan kaldı hapishanede. Öl, evet, öl, Öldü Tık, diye bıraktım. Aynen öyle. Onlar içinde Cengiz Çamlar da var değil hepsi mi? Hepsi var. Çok çok hmm. büyük bir kadro dolu. Enteresan bu. isimler var orada. Bu çok evet, büyük evet. kadrodur bu. Bu arada Peki. Ben o, o şeye bak gittim. Şimdi. O kamplara oraya gittim. Bak, Hı -hı. Şimdi dayanışma ruhu ve romantizm Türkiye'den <laughs> binlerce devrimciyi Filistin'e sürükledi. Filistin halkına yardım bir insanlık görevi de onlar için. Vietnam yakın olsa oraya da giderlerdi. Peki Türk solu buradayken şimdi çok konuşan şu siyasal İslamcılar var ya bak bir daha iki şeyi birbirinden ayırarak söylüyorum siyasal İslamcılık meselesini çok net biçimde ifade ediyorum. İngiliz emperyalizmi üretip türeten o, Amerikan emperyalizmi besledi ve İslam'ı pür olarak yaşanan bir din olmaktan çıkarttı bu adamlar vasıtasıyla. Ondan sonra işte terörist, İslam, İslam saçma sapan kavramları e Peki ya bir şöyle bir program yapsak ne güzel olur. Mesela Rıdvan Kaya Hoca karşı karşıya gelse bu siyasal İslam bir konuşsa. Hakikaten çok güzel olur. Özgür der başkanım. Çok güzel olur mesela. Bak şimdi. Dola, ne oldu? <laughs> Bunlar üretilip türetildikten sonra bu kavgayı verip canlarını o toprağa bıraktığında sol 68 kuşağı Türkiye'nin bu İslamcısı ne söylüyordu acaba? Kimle birlikteydi? Emperyalizmle birlikteydiler. Bu siyasal İslamcılar. Emperyalizmle birlikteydiler. Demin anne hani evzatı söylediği bir şey var ya. hani Halk bu toplum. O onu ayırarak ifade şey ediyorum. Hocam. Tamam. Ben Tayyip abiyle de biz değil. de bu sorunun cevabını çok aradık. Sol başlattı. Türkiye'de Filistin davasına önce Hı. solcular sahip çıktı. Belli bir süre sonra solcular bıraktı. Bu sefer yok. değişti, değişti. Bak şimdi. O niye? Solcular bırakamadı. Solcular yok edildi ki, kalmadı. Kalmadı kardeşim. 12 Mart'larda yok ettiler. 12 Eylül. kim yok ettirdi? Bu davalara sahip çıktıkları için yok ettirildi. Macomber'in arabasını yakanların tamamı öldürüldü. Yalnızca yakanlar değil, fotoğrafa girenler. Deniz Gezmiş'in bile diniyle... İsrail konsolosunu kaçırdı. kaçırdığı değil El mi Deniz Gezmiş'te değil mi? El Romo, o evet. büyük stratejik yanlışlık. Hayır hayır, yani onun da bilsin evet. diye söyleyeyim. O kadar bir sahiplenme vardı. Efendim bakınız şimdi, dolayısıyla ne oldu? Bütün bunlar sol, 68 kuşağından söz ediyorum, dev genç kadrosu arkadan işte ve türevleri. Bütün bunlar yapılırken. Şimdi tabii ki isimler zikretmeyeceğim ama tabii benim artık yaşım, durumum, bütün o isimlerin hepsini tek tek bilen adamım. Soluyla, sağıyla. Bazıları meclise milletvekili yaptık. Amerikan emperyalizmiyle iş tutup solun gelip işte bütün bölümlerde parmağı olanlar. Ağızları kan kokan o insan. Yazık günah değil mi bu topluma? Şimdi aynısı yapılıyor işte. Bu arada İsrail Dışişleri Bakanı Kant'ın bir açıklaması <laughs> var. Diyor ki ABD'deki ülke ve kuruluşlara temasa geçilmesini, Türkiye'deki yatırımların evet. durdurulmasını Bugün ve Türkiye'de ürün ithalatının engellenmesini, Amerikan Kongresi'ndeki dostlarımıza da boykot yasağının ihlallerinin incelenmesi ve Türkiye'ye yaptırım uygulamasının talimatını verdi. Şimdi bakınız Gazze'de 33 bin aşkın insan öldü mü? Bunun 12 binden fazlası çocukmuş. Evet. Şimdi Kahire'de ne oldu? Toplantı yapıldı. İsrail 133 rehine'den söz ediliyor ve İsrail dedi ki kadın ve çocuklar bırakılsın. Şey Hamas cephesi de dedi ki hapishanelerde bulunan efendim tutuklanmış olan işte bu Filistinler bırakılsın. İsrail cephesi, Netanyahu cephesi de diyor ki siyasi kimlikli olanları bırakmayacağım. Şimdi orada çok ciddi biçimde bir ve üzerine konuştukları simge bir isim var. Yahya var değil mi? Evet Yahya Tamam. Sinmar. Ya şimdi diyor ki İsrail Yahya Sinmar daha önce tutukluydu. Ben onu bıraktım. E son bana yapılan bu taarruzda bu adam Şimdi, vardı. Şimdi Barguti var e, hmm. çok önde. Filistin cezaevinde en son çok ciddi bir işkence şeyi söylendi. Çünkü Barguti mesela çıktığında <laughs> Filistin Kurtuluş Örgütü de Filistin'deki bütün politik şeyi de değiştirebilecek e, şeye sahip. Hocam unutmayın bir şey söyleyeyim. Bunlar ilgili arka plan. Şimdi benim edindiğim yani tabi bayram seçim dolayısıyla çok konuşamadık. Şimdi şöyle bir şey istiyor e, İsrail. Netanyahu Trump'ın gelişini ABD satın aldığı için Trump'ın gelişine kadar süreci uzatmak istiyor. Şimdi Trump'ın gelişi bizim için Ukrayna meselesi açısından hoşumuza gidiyor. Çünkü 2015'in ilk çeyreğinde Ukrayna'daki meselenin biraz daha gevşemesi, durdurulması, hatta ateşkese geçebilecek bir süreç. Fakat Trump geldiğinde ki hatırlayın tüm Garantisi süreci Trump başlatmıştı, başlatmıştı. Ya öyle satın alınıyor. Mesela neden satın alınıyor dediklerinde işte bu Ukrayna'ya e, Ukrayna yapılacak 60 milyar dolarlık bir yardım var. Trump'a yakın temsilcilerin şey başkanı izin vermedi vesaire. Böyle bir satın almadan söz ediliyor. Şimdi mesela Trump geldiğinde Filistin davasında yani şu an Netanyahu'nun yaptığının Hı. Kat ve kat fazlası çıkabilir karşımıza. Şimdi böyle de bir çıkmazımız var. Neden? Çünkü bütün bu süreci Trump'ın kendisi başlattı zaten. Kudüs'ün başkenti ilan edilmesi, bu süreçte işte falan. Ha, oradaki mesele şu. Netanyahu diyor ki, Gazze City'yi insansızlaştıralım. Burada bize herhangi bir şekilde şey gelmesin, savaş boyutunda saldırı gelmesin. Dolayısıyla Refah'ta ve şeyde e, bu insanları toparlayalım. Orada belli bir süre kalsınlar. Fakat bunu ifade ettiğinde bir anlaşma zemininin doğması lazım. Şimdi Netanyahu da bundan kaçma noktasında bu sefer işte Yahya var başta olmak üzere Muhammed Deyifler ve karar verici mekanizmanın bir şekilde çıkması gerektiğini söylüyor. Burada da büyük ihtimalle sürecin uzatılması var. Tabii. Yedi bir sana bir soru soracağım. Erdoğan'ın ABD ziyareti olacak ya. Evet. Bunu bu İsrail ile ilgili, daha doğrusu Gazze ile ilgili evet. olduğunu düşünüyorum. Şu soruyu mi? soracağım tabii. Peki. Ben Şimdi de burada... e, ben de o geziyle ilgili <laughs> birkaç soru soracağım. Şimdi ne size. oluyor? Ne yaptılar? Aşağıya bir buçuk milyon insanı getirdiler mürafat. Evet. <laughs> Peki. İsrail açık kaynaklara göre altmış bin askerle buraya saldırdı. Doğru mu? Sonra çekti. Hı hı. Burada yaklaşık 6500 kişilik bir Tugay bıraktı. Nahaf galiba tam telaffuzu şey Nahaf Seçkin olması lazım. Bıraktım. Evet. Peki şimdi bu 66500 kişiyle şimdi burada nasıl bir koruma yapacak? Ne söylüyor? Ben Refah'a saldıracağım. Kahire'deki toplantıda kim var? Katar var, Mısır var. Ama CIA Başkanı Barnes da oradaydı. Evet. Mossad da orada Tabi gidip geliyor. Barnes da oradaydı. Şimdi o toplantıda kim yok? O toplantıda MIT yok. O nokta o toplantıda kim yok? FSB yok. Bak şimdi bunlar var ama bu ikisi yok. Tamam İran istihbaratını almayabilirsiniz onu çok anlarız ama Türkiye ve Rusya istihbaratı niye orada yok? Bir de parantez açayım yorum yapmayacağım. İran yeniden konsolosluğunu açıyor. Yeniden bir bina Suriye'de. Yeni, parantezi kapatıyorum. Herkesin bir düşünmesini istiyorum ha, orada. İsrail'de Suriye'de gidip İran'ın konsolosluğunu bombalıyor. Bir de o var. şimdi, bir, heh, şimdi onun üzerine de ne dedi İranlı? Efendim dedi çok baskı yapıyorlar. Biz İsrail'e cevap vermeyelim diye. Şimdi Han Yunus simge bir yer. Yerle bir mi? Keşke bir görüntülerin bir de arkadaşlarım verebilse. Han İran meselesini de konuşacağız. Bakın, eğer Han, bak Han Yunus'ta Hani bırakın insanı, bırakın binayı. Artık Han Yunus'ta sinek bile yok, canlı olarak o hale getirdiler. Şimdi peki bütün bunların üzerine siz ne üreteceksiniz? Ve e, Irak operasyonunda benim anımsadığım ABD'nin buradaki büyük yine katliam, 1 milyonu biraz aşkın insan öldü. Şimdi bak bu tarafa bir buçuk milyon insan güneye indi. Mukayese açısından bunu söylüyorum. Peki refahtaki bu kadar insana saldırılacak mı? Hamas'ın hiç kuşkusuz benim yorumumdur. Hamas'ın alanda etkisi kalmadı. Hamas'ın kalmadı. E peki o bundan sonraki süreçte ne yapacak İran? Bu özür diliyorum. İsrail ne yaptıgıyla kuzeye çıkışları artık tamamen engelleyecek. Bunu tutuyor. Bir de orada şimdi. Şöyle söyleyeyim. Yeni bir liman, yeni bir iskele yapılıyor. Tahminim şu. Burası bir tasfiye iskelesi. Erdoğan Amerika ziyaretinde bana göre Nevzat ne düşüneceksin? Şu anda söyleyeceğim konu için bana göre ABD'liler Erdoğan'a işte Türkiye'nin taleplerinin hayata geçirilmesi için şunu söyleyecekler sanıyorum. 500 bin Filistinliyi Türkiye'ye kabul edeceksin. şimdi hocam, Biz bununla karşılaşacağız diye düşünüyorum. Ondan sonra Türkiye nasıl karışır onu bilemem kardeşim. Şimdi şöyle. Onu bilemem. Son olarak da buyur. şunu söyleyeyim. Benim ne is, he, Şimdi İsrail basınında izleyebildiğim kadarıyla şu yazılıyor orada. Deniyor ki Netanyahu Gazze'nin kuzeyinden Han Yunusa kadar ki bölgeyi ilhak edecek. Çok net söylüyorlar bunu. Ha efendim muhalif basın olabilir. Onlara ben bir şey onu bilmiyorum. Bir şey diyemeyeceğim. Ama iyi güzel yerle bir edilmiş olan bir topraktan söz ediyorsunuz. Ondan sonraki süreçte işte, acaba İsrail'in politikası ne? Ne oluyor? Ne bitiyor? Bir de şey yok, mit başkanı değil. Galiba dışişlerinden açıklamasıydı refahla ilgili olarak hani buraya saldırı yapacağım dedi ya, ya. İsrail bize Hı. bilgi vermedi diye bizimkilerden de bir açıklama var. Hiçbir şimdi, güç yaklaşık 1.5 milyon Filistinli'nin sığındığı refah kentini düzenlemeyi planladıkları kara saldırısı konusunda kendilerini durdurmayacağını söylüyor Netanyahu. Şimdi ya. hocayla program yaparken sevindiğim kısım şu hem öğretiyor hem öğreniyoruz. Yok yok yo, şöyle güzel yani bilginin zekatı var ya karşılıklı çok hoş oluyor. Şimdi iman meselesi çok önemli. Türkiye'de çok tartışılmıyor ama İnsanlar şunu düşünmesi lazım. Şimdi eğer siz Filistin'e yardım edecekseniz, Gazze'ye yardım edecekseniz, Gazze'de sadece refah sınır kapısı yok. İsrail'in elinde 4-5 hatta 6 tane kapı var. Ve yukarıdan istese kapıyı açabiliyor. Peki kapıyı açamıyor. Görüntü ne? Görüntü havadan yardım gönderiyorsun. Denize düşüyor. İnsanlar yardım almak için hayatları pahasına oraya gidiyorlar. Ve sorun sürekli dolan başlıyor. Peki bunun karşılığında öngörülen Mekanizma ne? Biz liman yapalım. Tamam, güzel. Peki limanı yaptığında İsrail senin limana gitmene izin verecek mi? Peki eğer o İsrail zaten limana gitmene izin verse zaten diğer kapıları açar ve dolayısıyla insanı yardımı koyar. Ben burada hocama katılıyorum. Liman projesi Gazze'nin boşaltma projesidir. Çok açık ve net. Ee, yani bir gün açık açık böyle harita üzerinden daha şey yani çok ilgilendiğim bir alan biliyorsun. Şimdi burada İki şey var. İsrail meselenin psikolojik hamlesini çevre ülkeler üzerinde uyguluyor. Bunlardan bir tanesi Ürdün. Bunlardan bir tanesi Mısır. Bunlardan bir tanesi Türkiye. Gerçekçi olalım. Katar, Suudi Arabistan, Kuveyt bunlar için içinde ama bunların toplumlarını çok etkileyen bir şey yok. Ama Ürdün'de dikkat ederseniz kral Filistin'le ilgili her türlü protestoyu çok sert bastırıyor. Niye? Kara Eylül'de bir hafızalarında bir şey var. Hı hı. Filistinlerin ayaklandığı ve Ürdün'de Baba Hüseyin'in çok sert bastırdığı orada hala bir hafıza var. Ve Ürdün'ün nüfusu Ürdün yerlerinden ziyade Filistinlerden oluşan bir yapım. Şimdi Mısır'da zaten Sisi'nin ekonomik meselesi orada ihvanla mücadelesi vesaire ekonomik durumları falan göz önüne getirdi. Mısır toplumunda da bir kaynağı var. Türkiye'de de dikkat ederseniz İsrail meselesi ki hocam biraz önce bahsetti yani hepimizin duygusal bağ kurduğu bu mesele tamamıyla bir politik mesele haline getirildi ve iktidar ve muhalefet tarafından dinlendirilen başka bir alana geldi. Şimdi burada Türkiye'ye gelebilirler mi sorusunun cevabı bana göre Türkiye çok zor olur ama Kıbrıs olabilir mi sorusunu sormak lazım. Ben bunu sorayım. Yani Filistinliler bunu niye ifade ediyorum? Geçen Kıbrıs'a biliyorsunuz gittiğimde bu mesele çok tartışıldı. Yani hatta Kıbrıs'ta zaman zaman tartışıldı. Tartışılıyor, i̇şte, yazılıyor orada. Güney ve kuzey üzerinde çok tartışıldı. Dolayısıyla da bu insanlar orası boşaltıldığında tırnak içinde İsrail ne diyordu? İlk başta hatırlayın 7 Ekim saldırısından sonra ABD Dışişleri Bakanı Blinken çıktığında bütün ülkelere dedi ki İsrail bu planlayan Gazze'nin boşaltılma planını kabul edelim. Sina'da bir yer açalım. Daha sonra burası çatışmasızlık hı hı. alanına gelirse onları tekrar yerlerine göndeririz, göndeririz. tarzı ve şu an Sina'da yani Mısır'da konutlar hazır zaten. Konutlar hazır. Yani yaklaşık herhalde 5000'e yakın konut hazırlanmış. Yeni bir şey değil. Yani yeni bir şey değil bu. Her türlü orada bir konut hazırlığı var zaten. Her bir şekilde bu insanlar geldiğinde. Ama şimdi bu insanlar orada 1,5 milyon insanı sıkıştırmaya başladığınızda bu şunu çok andırıyor pek. Suriye Savaşı başladığında hatırlayın. İnsanlar niye bizim tarafa geçtiler? Hatırlayın. Çünkü sürekli bombalandı. Bombalanınca insanlar kaçacak yer aramaya başladılar ve güvenli olarak bildikleri. Mesela o, o zaman ben ısrarla bizim kapları içeride tutmamız gerektiğini söylüyordum. Çünkü Veziristan örneği var bu konuda. Şimdi uçuşa yasak bölge ilan edemiyorsun. İnsanlı yardım koridorunu tam oluşturamıyorsun. Güvenli bölge oluşturamıyorsun. Ve dolayısıyla da esasında hocam bahsettiği şimdi paraşütle yardım gönderdiğinde bize aslında bizim gözümüz orada ama cambaza bak cambaza hikayesi çok farklı. Evet Gazze'nin boşaltılma planından İsrail ve ABD hala vazgeçmiş değil bu çok net. Yani o liman, o liman ileride büyük ihtimalle büyük ihtimalle Gazze'nin boşaltılması Hı -hı. noktasında ana lokomotifi görecek. Zaten İsrail basınına bakıldığında Filistinlerin kendi arasında konuşmaya bakıldığında bunu çok net görebiliyoruz. Yani bu tartışmasız bir şey. Ama burada esas sorun şu. İsrail süreci uzattığında mesela hep şunu konuştuk değil mi? Ramazan ayı, haram aylar saldırı olmaz. Olur mu? Şifa hastanesinin görüntülerini görüyoruz, değil mi? İnsan yardım çalışanları 7 Avrupalı insan yardım çalışanı öldürüldü. Yani ya kaç kişi öldürüldü? Bun, bunlar yani. e, hani artık çok şey değil. Fakat bugün geldiğimiz noktada çok açık söyleyeyim. Şimdi Türkiye niye masada yok sorusunun cevabını Asal hocam güzel sordu. Yani hem Suriye hem e, Rusya niye yok, hem Türkiye niye yok. Şimdi aslında dolaylı varlar. İkisi de dolaylı var ama direkt masada değiller. Şimdi Türkiye iki alanda bir şey yürütüyor. Bir diplomasi, ikincisi istihbarat. Yani hem Sayın Hakan Pidan'ın hem Sayın İbrahim Kalın'ın temasları var. Hı hı. Bu temaslar muhataplarıyla gidip görüşüyorlar. Ki hatırlayın Hakan Fidan işte bu açıklamaları yaptı ama İbrahim Kalın ABD'ye gitti döndü. Hı hı. Yani orada bir temas yürüttü. Ve evet İsrail meselesi ana lokomotif. Çünkü öyle bir noktaya geldi ki şimdi İsrail hakikaten meseleyi yayma noktasında yerle bir ediyor her şeyi. Mesela en son Suriye'deki konsolosun vurulması, İranlı komutanlarının vurulması yani Başlı başına zaten bir şey. Şimdi kim etkileniyor? Lübnan. Hizbullah üzerinden etkileniyor. Irak. İsrail karşıtlığı üzerinden siyasetini tamamı etkileniyor. Mısır'da Sisi halkı tutmakta acayip zorlanıyor. Ürdün teyakkuzda ve Türkiye'de de işte geldiğiniz gördüğümüz gibi İsrail ticaret meselesi üzerinden bir kamplaşma meselesi haline getirildi. Ve iktidar burada kendini açıklamakta zorlanıyor. Şimdi İsrail bütün bu hamleleri yaparken ne acıdır ki sorun şu hala Filistinlerin kendi işlerinde mesela şunu hala göremiyoruz. Mahmut Abbas'ın uluslararası bir çağrı yapıp hala buraya bir güç istemesini görmedik biz. Bırakın Türkiye'yi. Olmayacak. Bırakın Türkiye'yi. Ha Yani Birleşmiş Milletler mesela burada bir barış gücü istemedi hala. Veya garantör ülkelerden buraya müdahalede bulunmasını istemedi. Çünkü niye? Çok basit. Ben ilk günlerde söylüyorum. Şimdi Arap ülkeleri İhva'nın bir kol olarak gördükleri için Hamas'ın başının ezilmesi gerektiğini söylüyorlar. Ve burada bir yönetim şeklinin Hamas üzerinde olmaması gerektiği konusunda çok açıklar ve netler. Bunu da çok net ifade ediyorlar. Dolayısıyla da burada acaba burada bir şekilde boşaltılırsa bu insanlar nereye gidebilir sorusuyla ilgili iki yer vardı. Biri Tunus, biri Cezayir'di. Tunus'ta Yasar Arapat geçmiş dönemde gitmişti. Tunus'ta halkın gerçekten filistin hassasiyeti çok farklı çok ama ama orada gidelim. da orada da işte bugünkü devlet başkanının e, yetkileri alarak oluşturduğu bir mekanizma var. Ve orada Fransa'nın etkinliği çok fazla. Cezayir bu konuda olabilir. Ha, bu sorunu çözer mi? Sorun tam da aslında bizim Suriye'de gördüğümüz bir benzeri insansızlaştırma. Tam da hocamın bahsettiği liman buna hizmet edecek. Hep birlikte göreceğiz. Yani bu çok şey değil. Peki ben sana şunu Hı. soracağım. 500 bin Filistinli Türkiye'yi... Yok ben söyledim o Türkiye'ye gelmez o. Ama Kıbrıs seçeneği, yani Kuzey Güney üzerinden söylüyorum. Peki. Bu tartışılan tabii. bir şey. Tamam. 500 bin tabi Kuzey KKTC kaldıramaz. Belki de KKTC üzerinden Belki değil de hocam. bölebilir. Yani bir şey ama bunu Erdoğan'la konuş. Bunu, belki güney Güney'omu öyle olduğunu düşünüyorum Ha ne karşılığı? Ne karşılığı? Birazdan konuşacağız kısa bir araya. F16'lara tav olacak bizimkiler ne olacak? Güzel mi güzel, mutluluğu müjdeler, geliyor aydınlık günler, görüyorsun değil mi? İyi bayramlar Türkiye, iyi bayramlar. Çünkü bugün kutlanacak çok bayram var. Bu Ramazan bayramı yeni kavuşmaların, yeniden kavuşmaların da bayramı. Demokrasinin, ittifakın, hiçbir ayrım yapmadan bir olmanın bayramını da kutluyoruz bu bayram. Kırmızı! Kırmızı! Türkiye. Türkiye. Halkın iktidarının, değişimin, yarınlarımızın bayramını. Türkiye ittifakı kazandı, Türkiye kazandı. Birlikte daha ne bayramlar yaşayacağız? Teşekkürler Türkiye, iyi bayramlar. Akbank Mobil Türkiye'de bir ilke imza atıyor. Mesela tatilinizde otel odası tutup Kral Daire'sinde kalsanız ne olur? Milyarlık yatırımları yöneten uzmanlar benim birikimlerimi de yönetsin bari olur. E olur. Hatta Türkiye'de bir ilk olur. Çünkü milyarlık yatırımları yöneten Ak Portföy uzmanları şimdi 200 bin TL ve üzeri birikimleri de yönetiyor. Akbank Mobilden dijital portföy yönetimi hesabı açan tüm Akbanklar Ak Portföy uzmanlığına güveniyor. Mobilin bankası akbank. Ee, nerede kaldı seninkiler? Demin yazdılar, yoldalar. Yine bir şaka mı geliyor? Şaka falan yok hanım. <laughs> Hah, geldiler. Geldiler. <laughs> Anneciğim, sürme! <laughs> <laughs> Sütaş'ın harika dünyasından gelen doğal lezzetlerle hep birlikte aynı sofradayız. Bu bayramda da gönül gönüle yan yanayız. Hep beraber nice bayramlara. Ramazan bayramı boyunca Sözcü gazetesinden şeker tadında hediye. Bayramın birinci günü, ikinci günü ve üçüncü günü. Efsane mizah dergisi Gırgır Sözcü ile birlikte ücretsiz. Mutlaka alın. Bilenler bilir, bilmeyenler de bu bayram öyledir. Bayram sofralarının olmazsa olmazı Bülent Börek'tir. Bülent börek. Lezzeti ala Bülent börek. Yol geniş olsa bile riske atmayıp arabanızı kaldırmaz, sıfır park etmek istiyorsanız bizim gibisiniz. Sizi de Stablex'e bekleriz. Bitcoin ve kripto para yatırımlarınız için ak yatırım iştiraki Stablex. Cenk Bey, ben global bir şirketten bir iş teklifi aldım. 150'den fazla ülkedeler. Tam 45 tane fabrikaları var. 31 arge merkezi, son teknoloji ürünler. İngiltere'den Çin'e, Almanya'dan Amerika'ya resmen her yerdeler. Yani yurt dışına yabancı bir şirkete gidiyorsun ha? Yok. Bizim Beko'ya gidiyorum. Beko bugün bu ülkeden aldığı güçle Avrupa'nın birinci, dünyanın ikinci büyük beyaz eşya şirketi. Arçelik'le Türkiye liderliğimiz devam ederken Beko ile Hedef dünya liderliği. Bu başarıyla dünyalar bizim, bu gurur hepimizin. <laughs> Efendim karşı karşıya devam ediyor. Şimdi hocam dedi ki 500 bin Filistinliyi e, Türkiye'ye kabul edin diyecekler. Referansını biliyor musun? E peki bunu dedim ya e, bunu, bunu bir şeyin karşılığında isteyecekler bizden. Nein karşılığında? Ya bizim tekrar giderken söylediğim mesele vardı ya. F16'ya tav olacak bizimkiler. Evet istedikleri o üsttekte 40 yaşında yani siz o F16'ların ben peşinde olunmasını da gerçekten anlamıyorum. Tamam ben hava subayı değilim ama havacılara soruyu sordum, ettim, öğrendim. Şimdi çok uzun uzun teknik olarak anlatmak istemiyorum. E, siyasal iktidarın teknik adamların hepsi biliyorlar bunun böyle olduğunu ama çaresizler. Çaresizler. Dolayısıyla bu ikincisi de Erdoğan ABD ile işte arasını düzeltmeye çalışıyor. Sıcaktan çok özür ama hocam. ama anlaşılabilir ya. bir ABD mesele ile arası niye bozuk? Nerede bozuk? Tamam. Hayır şimdi, bu çok konuştu Türkiye'de de şöyle. Yani bu bir soğukluk var. Neyse o soğukluğun sebebi onu bilmiyorum. Yani Hocam bizde şu ne an Suriye bilmiyorum. Suriye dışında bilmiyorum. YPG yok. Suriye ve İsrail dışında bizim ABD ile sıkıntımız ne? Ya, ya ABD ile şimdi sıkıntın bir NATO ülkesinin sıkıntın olmaz kardeşim. Burada tehditler konusunda bir sıkıntın olmaz. Buradaki sıkıntı şöyle bir şey. Karadeniz sıkıntı konusu ABD ile Türkiye arasında. İkincisi YPG de aşağıdaki oluşumlar meselesi. Türkiye burada tuzağa düştüğünü artık çok net biliyor ama bir türlü de kendisine bunu yüreklice itiraf etmiyor. Peki ABD Fethullah yani ABD Gülen'le ilgili bir sıkıntımız yok anladığımız kadarıyla. Yani Neler, Ya, FETÖ meselesi <laughs> ayrı. Onun <laughs> onun hiç şey değil. Peki bir şey soracağım. Hani Türkiye'de çok konuşulmadığı için bir şey. Şimdi Irak'ta PK varlığı var ve Suriye'de var. Doğru mu? Bizim Irak'taki PKK varlığı ile ilgili muhatabımız kim? Yine ABD'sin. Hı -hı. Diğer diğer diğeri kim? Bak şimdi İran. Tamam. Aşağıda Bak. bir Suriye konusunda ABD. Peki ABD'nin kendisi bölgeden çekilme ile ilgili bir çalışma yürütüyor mu yürütmüyor mu? Bak şimdi ABD bölgeden çekilmiyor. Yani sen Türkiye ile ABD arasında bir sıkıntı olmadığını düşünüyorsun. Hayır ben Türkiye ile ABD arasında sıkıntının YKB, yep YPG, FETÖ Hı. ve İsrail meselesi dışında öyle çok abartıldığı kadar büyük olmadı. Büyük olmadı düşünüyorum sebebi şu. Yani zaten başka ol, zaten doğru söylüyorsun Nevzat. Şimdi olmaz. Her şeyden önce bir NATO ülkesi. Niye yukarıda Rusya var. Bir kere ABD'nin bak Türkiye'yi dışlaması söz konusu değil. Kendi çıkarları açısından. Daha önce de söyledim bir kez daha söyleyeyim. ABD bütün dünya denizlerinde varlığını sürdürüyor. Donanması sancak gösteriyor. Bir tek denizde gösteremiyor Karadeniz. O nedenle de geldi Yunanistan'a, konuşlandı zaten 10 evet tane, üst açtı, üst açtı bilmem ne oldu. Mesele neydi? Tekrar söylüyorum, Hillary Clinton'la Davutoğlu, Ahmet Bey'in, Sait Halim Paşa yalısındaki Davutoğlu değil de Davutoğlu, Ahmet Bey'in. Görüşme meselesinden sonra <laughs> Türkiye'nin başına bir çorap örüldü, çuval geçirildi, bedeli hala çok ağır biçimde Türkiye ödüyor. Ekonomik sıkıntılarıyla toplumsal bilmem ne. Sonuç olarak kardeşim stratejik bir tuzağa düştü bu ülke. Tamam. Şimdi ne oluyor? Türkiye buradan çıkmaya çalışıyor. O çıkmaya çalışıyor. Çalıştığında... Sadece Türkiye değil hocam. ABD'de Dur, de çıkmaya çalışıyor. Bir saniye. Hı -hı. Türkiye çıkmaya çalışıyor. Şimdi Türkiye çıkmaya çalışın, çalıştıkça ABD diyor ki bir dakika ya. Bu senaryoyu zaten ben, yaz, ben yazdım. Ve zaten yazdığım senaryoda ben senin başını belaya sokmak için bunu yaptım. Ha, bunun için bunu yaptım. Bunlarla uğraştığınız zaman, şimdi çok nettir ifadem, İsrail rahat edecek. Çünkü bakın bu bölgede İran'ı, Türkiye'yi, bölgenin öteki ülkeleri ne kadar problemlerle uğraşırsa İsrail'in kafası o kadar rahatlıyor. Çok net bu. Yeni bir şey diye takır. 48'den beri bu böyle bu da çok anlaşılabilir bir şey çünkü sonuçta orada yarattılar İsrail'de bir devleti yarattılar. Bu da çok anlaşılabilir bir şey ama ABD açısından da şu var. YPG PYD daha sonra da isminde değiştirebilirler. Bu oluşum ve bu yapılanmadan vazgeçmeyecek. O vazgeçmediği sürece Türkiye'nin ulusal güvenliği büyük tehlike altında Hocam, kalmaya çok, devam edecek. Çok... Emin olmama lazım. Kendi adıma söylüyorum. Sebebi şu. Ben çok eminim. Vazgeçmeyecek kısmında. Hayır hayır. Söyledim. Şöyle. Neden? Emin olmamak Bir formül bulmaya çalışıyor mi? ABD bana göre. Sebebi şu. Şimdi Afganistan'dan çekildi Irak'tan işte kısmen şey yapıldı sonra İsrail üzerinden bu 7 Ekim'le birlikte tekrar bölgeye vesaire geldi ama hala Çin ve Rusya kısmıyla şey vazgeçmiş değil. Ulusal anlamda, geleceği anlamında. Şimdi burada ABD'nin iki çıkmazı var. Birincisi ben buradan gittiğim zaman partnerimi sattım hikayesine dönmeyeyim. İkincisi de kendisine göre bir meşru alan oluşturmaya çalıştığı işit meselesi. Çok umrunda mı partnerimi sattığı meselesi? Şöyle şöyle umrunda şöyle. Nasıl umrunda? Dünyanın her yerinde yaptı nevzat. Tamam işte onu söyleyeceğim Hiç hocam şöyle umrunda. Hani bu vardır ya e, şerefli zafer mi nedir işte şerefli kaçış mı çekiliş mi ney? Şimdi burada şerefli kaybediş. Kaybediş. Mi? Şimdi burada işit meselesinde milli takımı için söyleriz onu. İşit meselesinde <laughs> şimdi ABD burada işit varlığını gerekçe gösteriyor değil mi? YPG de işit varlığında şu an biliyorsunuz Hol kampında on binlerce insan var. Ve bu on binlerce insanın yargılaması falan hala yapılmadı. Şimdi YPG diyor ki bunun yargılamasını yapalım vesaire. Şimdi Türkiye dahil birçok insan da şunu söylüyor. Ben de onu söylüyorum. Kardeşim senin burada menşei ülke olan vatandaşların var. Fransızlı var, İngilizli var, osu var, busu var. Sen mesela bunları alacak mısın? Hiçbir zaman almıyorum. i̇şte mesele ABD niye şu an gitmek istemiyor gitmiyor sorusunun cevabı bence burada. Ama uzun vade içerisinde ben bölgede bu İran meselesiyle birlikte birçok şeyin değiştiğini görüyorum. Fakat çok açık net söyleyeyim. Bizim Irak'ta İran'la karşı karşıya gelmemiz PKK meselesinde uzak bir ihtimal değil. Yani bu illa silahlı bir çatışma olacak vesaire söylemiyorum. Çünkü biz orada yeni karakollar inşa edilirken işte bu sınır güvenliği, ben çekilit meselesi falan ama şimdi Haçlı Şabi ve PKK Sincar meselesi, 140. madde Irak Anayasası kendi içindeki tartışmayla birlikte esas olarak bakıyorsun koruyucu kalkan olarak başka bir şey karşımıza çıkıyor. Yani Irak hükümeti Peja gösterdiği müsammayı biliyorsun İran şikayet ettiğinde hemen hızlı bir şekilde orayı halletti ama mesela PKK meselesi Türkiye söylediğinde bunu halletmiyor. Çünkü orada durum çok farklı. O nedenle ben uzun vade içerisinde bu Suriye meselesi gündeme geldiğinde ve Suriye'de tırnak içinde söylüyorum bir görüşme ve çözüm umudu doğduğunda Esad şimdi PKK ile YPG ile mesela bir ittifak içerisine girdi mi? Hayır girmiyor. Mesela dayattılar. Velatif yapıyı da hayatlar kabul etmedi. Ben özet olarak Hı -hı. müsaade edersen şöyle bir şey söyleyeyim. işi noktalamak için. Ben buradaki kuklaların manevra alanında ne yaptıklarına bakmıyorum Nevzat. Ben kuklacıya bakıyorum. Orada haklısınız. Ben, ben o kuklacının da çıkmaz içine girdiğini tamam. düşünüyorum. Ben de, gayet de Vietnam'da da çıkmaza girdi. Afganistan'da da çıkmaza girdi. Nerede nereye gittiyse çıkmaza girdi. O başka bir iş. Ama anlamayınca ben kuklacıya bakıyorum. E, i̇sterseniz evet. E, kalan e, vaktimizde iç siyaset konuşalım. İç siyasette özellikle İyi Parti Cephesinde çok fazla şey oluyor. E, Meral Akşener aday olmayacağını Hı. açıkladı ve e, adaylar da şekillenmeye başladı aslında. E, kim geçer İyi Parti'nin adın e, başına ve kim geçerse ne olur Hı. o konusunda. Şöyle müsaade lazım. edersen İyi Parti yani Nevzat ona başlar. Müsaade edersen, CHP ile ilgili bir iki şey söylemek istiyorum. Sebebini Tabii, oraya söyleyeyim. Zaten Dur sebebini söyleyeyim. Yani ben bunu söyleyeyim. Nevzat da İYİ Parti'yi söylesin. Ben CHP'de bir şey söylemiyorum. Peki. söyle. Şimdi CHP'yi de soracaktım zaten yaşı, onu öne alalım. Bile, Peki. Et. Şöyle. Şimdi bir. Şu, bu seçimin sonucu demin söyledim. Yüzde otuz yedi tartışmayı nasıl yaparlarsa yapsınlar. Yani efendim CHP'nin oyu yüzde otuz yedi değil işte onun yüzde yirmi beş yirmi o tartışmalarda değilim. Her zaman ne diyorum? Strateji sonuca bakar. Orada bir sonuç var. %37,7 ya da %37,5 her neyse. Şimdi bu gelinen nokta itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurmayları açısından oturup bir hesap yapmaları gerekiyor. Doğru düzgün. O hesap ne? O hesap şu. Ben bunu söylediğim zaman CHP'den bir takım şahsiyetler kızıyor ama CHP'nin genel olarak kendi içindeki kültüründe sürekli olarak bir tartışma ve ağır bir eleştirme mekanizması işletiliyor. Hı hı. Ve her zaman için genel başkana karşı orada daima çok ağır bir muhalefet oluyor. Şimdi Özgür Özel şu anda artık liderliğini kabul ettirmiş olan bir parti başkanı. Dolayısıyla şöyle bir avantaj var. Partinin içinde yani daha önce kuşkuyla bakan kısımlarda bir parça artık hani kafalarını böyle yanlarına eğmiş, kısmışlar buradan eğer doğru düzgün yürürlerse ülke selamete erecek. Yürürlerse eğer yürüyemezlerse zaten içinde bulunduğumuz bütün bu ağır koşullar Türkiye'yi daha felakete götürecek. O nedenle şimdi bu İyi Parti meselesi işte Nevzat başlayacak ondan sonra orada söyleyeceğim bir iki söz var çünkü çok bağlı CHP'nin alacağı pozisyonunda yine İyi Parti ile ilgili bağ var çünkü. Şimdi ne oldu? şu konuşuluyor idi. Baştan itibaren çok açık çok belli. Ekrem İmamoğlu hiçbir zaman şunu saklamadı ki Cumhur Reisi amaç hedefini hiç saklamadı ki 2019'dan beri. Ama şimdi Ankara Belediye Başkanı güçlü bir figür. Fakat şöyle bir şey var. Ankara Belediye Başkanı şu anda kaç yaşına geldi? 60 kaç doğumlu şey Mansur Yavaş. Bir bakar mısın rica etsem. Yani sende. Ekrem Bey'den yaş olarak daha olgun. Daha, evet kaç yaş var arada? Çünkü 2028'e göre hesap edersek şimdi zaten o hesabı öyle yapacaklar. 2028'e göre hesap edersek işte Mansur Yavaş'ın efendim acaba bu yaş 55 nedeni... 55 doğumluymuş. 55 doğumluymuş. Benden bir yaş küçük demek ki 69 yaşında şu anda Mansur Yavaş. Tamam. Şeye geldiğinde 2028 74 74 75. He. Dolay bak dikkat edin. Erdoğan da 2028'de 74 75. Yani şimdi bu yani yaştan dolayı yaştan mu? dolayı şöyle sıkıntı olacak CHP'nin içindeki tartışmalarda biz oraya genç birisini istiyoruz. Hmm. Tabi şimdi bu mottoyla çok çıktılar ya genç birisini istiyoruz ama şu anda hesaba katılmayan bir şey var. Ama bunu CHP isteyecek tabi CHP isteyecek evet. tabii onun şey Mansur Bey nerede olacak tabii. Şimdi dolayısıyla şimdi dolayısıyla şu anda hesaba katılmayan bir mesele neresi Özgür Özel'in kendisi parti evet. Ha, parti evet. şimdi bunlar istendiğinde içerisi kendi üyeleri adını ne koyarsak koyalım, kurmayları ne koyarsak diyecekler ki bir dakika ya bütün bu işi şu anda bu kompozisyonu yaratan kişi kendisini ortaya koyarak, siyasal istikbalini ortaya koyarak bu gençleşme kadro bilmem ne bütün bunları yaratan adam kardeşim bu sonucu aldı. Dolayısıyla Cumhur Reisi adayı olması gereken ...partinin genel başkanıdır. Kendisinin so son sözlerini biliyorsunuz bununla ilgili değil mi? Yavuz Donat'a söyledi? Biliyorum. Yani şu anda ama ne söylendiğinin bir önemi Hı. yok ki pek. Çünkü Ağabey. siyasette çok iyi biliyorsun. İşte sen de o kadar röportajlar yaptın. Bir sürü şey yaşadık. Son dakikaya kadardır bu meseleler. Önce bir söyler. Şu anda Yavuz Donat'la olan Hı. röportajı... ...çok ustaca, o sorulara çok ustaca yanıtlar verilmiş. Tabii en önemli mesele sabahın onu manşetten böyle cırt diye birinci sayfadan vermiş olması. ben, ne, yapması. ben ne düşündüm biliyor musunuz orada? Ben orada tabii bir de öte yandan hani bir ben komple Ben baktım hocam satılmış Bak, mı diye. Kom, şöyle, <laughs> hayır. Ben, ben, ki, ben, fakat mi? Tabii, tabii, ben şöyle ben, ama, ama ben de tam tersi ben de şöyle baktım. Şimdi bir kere onun bir, onu birinci sayfadan onu veriyorsunuz. Siz Erdoğan'dan habersiz, oradan talimat gelmeden ya da Fahrettin Altun'dan talimat gelmeden onu verebileceklerini mi düşünüyor? Kim düşünüyorsa aklını yemiş demektir. Bana göre o şuydu. Büyük bir taktik var orada bana göre. CHP'nin içiyle ilgili bir iştir ve müdahil oluyorlar. İyi Parti'ye müdahil oldukları gibi. Bak İyi Parti'ye müdahil oldu, darmadağınık ettiler. Müda oraya ben öyle görüyorum. Özgür yani Bey savaş çıkmasın diyorsunuz. Bak ben efendim Özgür Bey sabah çıkmasın mı? Hayır her yere çıksın. Akit'e de çıksın. Ya CHP genel başkanı bu adam ve ana muhalefet partisi genel başkanı çıkacak her yere anlatacak. Çünkü sonda 37 Nevzat şimdi şunu kim söylüyorsa kendi kendini inkar ediyor demi. CHP'liler için söylüyorum. 37.7'nin içinde Türkiye'deki bütün kesimler var orada. Muhafazakarı da var, kardeşim milliyetçisi de var, Türk milliyetçisi de var. işte orada Kürt milliyetçisi de var. Var orada herkes var. 12 puan fark nasıl açıklayabilirsiniz? Bunu açıklama şansınız var mı? Olur mu böyle bir şey? Dolayısıyla doğru. Bunun önünü de yolunu da Kemal Bey açtı. Onun da o hakkını o kesimde bir teslim etmek gerekiyor. Son, o sonuçlandırma ayrı bir şey. Bu arada anket firmaları Kemal Bey'in hakkını teslim etme şeyleri atıyor biliyorsun. 2-3 tanesi. Ne diyor? Görmeler. E şey dediler yani bu Kemal Bey aslında Ekrem Bey ile ilgili birini metropol attı, birini Kemal Özkiraz attı. Yani iki iki firma şeyde Kemal Bey'le ilgili arada da Twitter attılar. Olumlu mu olumsuz? Olumlu bir bir Ekrem Başkanla adaylık yapması sürecini yani Hı. Kemal Bey hani köstek olmadı hikayesi üzerinden bir şey attılar. Hı. Hı. Anlamadım bir şey de o. Şimdi hangi adaylık? Töb Yeni Öncelikle belediye, belediye başkanlığı süreciyle ilgili, süreciyle ilgili, 2019, ilgili. evet tabii, böyle söylüyor, tabii. böyle e, attılar yani hem Metropol attı hem Kemal Üskünlü attı. 2019'da zaten kendisini çok özür dilerim ama öneren o değil miydi? Ya işte o şu İstanbul'dan geldi biliyorsunuz Canan Hanım'ın evet. çalışma yaptırdı, hangi aday olursa nasıl özellikler olursa falan. Hayır yani orada Kemal Bey böyle birden hani tırnak içinde söylüyorum hani biz dedik ya tamam e, bu kongre süreci bu başarıyla birlikte Kemal Bey ofisini kapatabilir mi soruları sorulmaya Aha. başlandı. Ardından da böyle şeyler geldi yani sadece onu söylüyorum. Şimdi bu mayıs seçimlerinde büyük bir hayal kırıklığı var mıydı sandıkta? Bir sürü şey yaşandı. Özgür Özel kurmayları kimse bunların bu senaryoyu yazan, strateji uygulayan. Tabii şimdi bu genç figür meselesiyle çıkış kitlede bir umut yarattı. Bu her zaman öyle olur ama genç çıkışla, Cem Uzan'ı hatırlayın eski Demokrat Parti'nin çıkışını, ANAP'ın çıkışını. Bu çıkışlar her zaman için bir yüksel, yükselmeye neden olur Türk siyasetinde. Ama şimdi burada çok ciddi bir sıkıntı var. Söyleyeyim o sıkıntı, o tehlikene. 1989 seçimini anımsayalım. 89 seçiminde kim var iktidarda? ANAP var, Turgut Özal var. Peki Özelliğine 12 Eylül 1980 faşist, NATO'cu, Amerikancı darbenin sonucunda başbakan olarak zaten baştan itibaren belirlenmiş bir adam olan Turku Doğal, Ondan sonra işte Cumhur Reisi'ne gidiyor. Şimdi 89'da Erdal İnönü, SHP'nin başı öyle mi? Yani limon gibi sıkacaklar falan hatırlayın onları süpürecekler, evet. afişleri mapişleri. Yine aynı şekilde ezici çoğunlukla geldi mi? Geldi. Ondan sonraki süreçte iki şey, iki olumsuzluk çıktı. Şimdi onun için bu CHP'nin kurmaylarına sesleniyorum şimdi. Yani şu bahar havasından uzaklaşma. Uzaklaşmazlarsa Türkiye için kötü. Ne yaptılar o dönem? İki şey oldu. Bir, çok özetleyerek söylüyorum. Birincisi, Turgut Özal Cenah'ı CHP'li belediyelerin icraat yap yapamaması için, tabii devlet katı ellerinde olduğundan dolayı, ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Bir kere birinci mesele buydu. Şimdi bugün aynı durumla karşı karşıyalar. İkincisi daha feci içeride. Kısa bir süre sonra Deniz Baykal bu sefer Erd Erdal İnönü'ye karşı Genel Başkanlık bilmem ne mücadelesi başlattı. Erdal İnönü dünya beyefendisi bir adam olduğu için ne oldu? Girdi seçimlere. Deniz Baykal kaybetti. Girdi kaybetti bir daha. Girdi bir daha kaybetti. Benim anımsadığım galiba dördüncüsünde. Şimdi ne oldu bütün bunlar içerisinde? CHP gittikçe ağır kan kaybetti. İşte o zaman DSP'nin çıkışı oldu, bu oldu. Bir sürü orada problemler yaşandı. Bak şimdi CHP'nin aslında üç tane başarılı belediye başkanı üst üste gelmişti. Birisi Aytekin Kotil'di, birisi Ahmet İsvan'dı, birisi Nurettin Sözen'di. Bu şimdi metronun temelinin atılması, İstanbul'da yeraltı şey ne diyoruz? Metin söyleyeceğim başarılı mıydı? Dur, bir söyleyeceğim sana niye? Dikkat et. Hocam seçimi kaybetti. Ha, dur tabii işte onu anlatmaya çalışıyorum Nevzat dikkat et. Bak işte ben de onu anlatıyorum ki dikkat edin sonuçta nereye gidiyor bu işler diye. Hatta hatırlayınız Erdoğan seçimi kazandı. Metronun açılışı yapacak kurdeleyi keserken kimi çağırdı yanına? Nurettin sözeni çağırdı. Şimdi biz bu başlattığı için dikkat et şimdi. Şimdi görebiliyor muyuz bu Ben kendisiyle metroları gezdim yani bu fotoğrafı şimdi görebiliyor muyuz? Şimdi gördüğümüz meseleye bak ne hale geliyor dolayısıyla. Yani mi hatırlatıyorsunuz. Onun benzeri şeyleri de yaşıyorsunuz. Bravo. Şimdi tam onu söyleyeceğim Nevzat. Çok güzel bütün bunlar olurken. Sonra bir iski skandalı patladı. Artık nedenlerini anlatmama gerek yok. herhalde herkes biliyordur diye düşünüyorum. Ne oldu? İSKİ burada İstanbul'da patladı. Dikkat et. Yansımaları bütün Türkiye'deki belediyelerin başına kaldı. Ben Ve anlatılamadı. Yönetti, yönetemiyorlar algısı oluştu. To toparlanamadı, edemedi. He, sonra da İstanbul seçimi, Devedişi gibi adamlar aday olunca, yüzde %24 oy almış olan Erdoğan'ın çıkışı, o günden bugüne kadar ki bu geliş. Eğer şimdi bu seçimin sonucunda da kalkıp, bu geçmiş anımsanmazsa eğer CHP açısından söylüyorum. Bir sürü yerde başarı gösterdiler mesela. İşte büyük sürpriz Adıyaman. Mesela benim için mesela İstanbul'da. E, Adıyaman değil Ege'nin incisi Adıyaman. Evet Ege'nin incisi tamam. <laughs> çok güzel değil mi? Çok güzel. Çok güzel. Benim için İstanbul'a şimdi bak düşünelim. Tuzla çok olağanüstü büyük başarı. Bak Tuzla. Şey bu alınıyor olmuş olması şey nedir? Ee, Eyüp mü? Y ya Eyüp alınırdı. Eyüp'te Eyüp'te önemli. Hayır değil. Buradaki şey bu Pendik. şey halkın. Yok yok Anadolu Neyse, Asya hangisi? Anadolu'dan Anadolu yok. Gözdeş. Bizim Anadolu. Batı değil Anadolu. Sancaktepe Sancaktepe. Sancak bravo. Sancaktepe'nin alınışı. Bak şimdi. Bunlar söylüyorum. Bunlar halk ihtilali. Beyoğlu bana göre hiç sürpriz değil. Millet sürpriz diyor. Niye sürpriz değil hanım satayım. İhsan Özkes başkan adayı olduğunda kazanıyordu. Teşkilat onun için çalışmadığı için kaybetti. Alper İhsan Üsküdar değil miydi? Üsküdar'dı. Üsküdar'dı. Ben de onu Üsküdar'dan anlatayım. Şimdi Üsküdar'ı konuşuyoruz. Mesela bak hı hı. Üsküdar sürpriz değil benim için. Beyoğlu sürpriz değil. Beyoğlu'nu anlatayım. Hem de bir tarihsel anekdot. Cem TV'deyim. Yayını yapıyoruz. Şu Gürsel Tekin konuk. Ondan sonra Hakan Bayrakçı işte ilk defa geliyor ekranlara. O Gülgün Feyman. Konuşuyor Gürsel Tekin. Dedik işte Beyoğlu'nu da aldık onu aldık bunu aldık. Antalya dedim yok bak Antalya kaybediliyor. Neyse çıktık yayından. Saat 12'ler falan. Yukarıya Nevizade'ye çıktım. A, CHP'lilerin büyük bölümüyle herkes kafa çekiyor yani Nevizade'de. Dedim ki ne oldu daha şöyle. Beyoğlu'nu aldık millet kaldırıyor. Gece saat 2 ya da 2'yi geçiyor bir ilan edildi Beyoğlu kaybedildi diye. Beyoğlu kaybedildi diye. Dolayısıyla şimdi hani Beyoğlu bugün başarı bilmem ne ama kendi adıma söyleyeyim bir aday için çok ama üzülüyorum. çok uzun yıllardır. Çok uzun yıllardır. Mi gitti yani? mi gidiyor zaten. Bak gitti mi gidiyor. Nasıl sürekli çekişmen oluyor. Şey için ya? Ama kimin için üzülüyorum? Fatih. Hep söyledim. E, ona herkes üzüldü. Evet. evet. Hep söyledim. Fatih'in olmayacağını söylüyorum. O, tabii hep tabii konuştuk tabii çok orada. Yerde Fatih İstanbul meselesine ama. Fatih zordu abi. Şu bu kadar şey. Fatih. Şimdi Fatih. hocam. Dolayısıyla işte benim CHP için söyleyeceğim İpek, analizlerim bunlar. ben böyle abi. kitabın ortasından ortasına biliyorsun. Seviyorum. Bu rahatlattı ya bizi bu seçim. Ay, İyi Parti mi konuşacağım? İkisiyle bağlantılı konuşacağım. Şöyle bizi ha, rahatlattı ya. şöyle, İyi Parti'ye başlasın. Neydi? Şöyle rahatlattı bu seçim. Yani AK Parti'de şimdi birçok insan bizim yaptığımız eleştirileri yapma boyutuna geldi. Biz o eleştirileri yaptığımızda hele mesela burada yaptığında aman Allah'ım kıyamet kopuyordu. Hain ilan ediliyordu. Ha, hain değildi. Öyle yani öyle. şöyle e, gerçekleri görme. Hakaretler. Gerçekleri yani. görme. Mesela Meselesi'ne de aynı sizde ama ben hep şunu söylüyorum. Yani gazetecilik şerefli bir meslektir ve yapmak lazım. Şimdi birincisi CHP'nin görmek istemediği bir şey var. Hani erkenden söyleyelim. Seçim bitti, kongre yok, bir şey yok. Çok rahat konuşalım. Kişileri etkilemiyoruz vesaire. Ya kardeşim bu parti 3 aktör öğretti. Bunlardan bir tanesi Özgür Özel. Parti Genel başkanlığı liderliğe doğru gidiyor. Bir tanesi Sayın İmamoğlu, bir tanesi Sayın Mansur Yavaş. Çok açık ve net. Şimdi dolayısıyla 2028'de bu partinin 3 aktörü de bana göre Cumhurbaşkanlığı için Potansiyel adaydır. Kesinlikle. Bitti. Kesinlikle. Şimdi peki. Peki. Senaryoları konuşuyoruz. Şimdi senaryolardan bir tanesi şu. İyi Parti ve CHP'yi biz niye yan yana sürekli konuşuyoruz? Konuşmaya ihtiyacı hissediyoruz. Çünkü İyi Parti'nin oy geçişkenlikleri oldukça fazla. Ve dolayısıyla esasında bugün iki parti birlese hiçbirimiz şaşırmayız. Ve çok aykırı yani bir AK Parti MHP gibi bakmayız çok daha olumlu. Çok daha rahat bakarız değil mi? Çünkü taban birbirine çok yakın. Peki şimdi ne oldu? Sayın Akşener dedi ki ben bırakacağım ve bıraktı. Ve şimdi İyi Parti kongre sürecine giriyor. Kongre sürecine girerken İyi Parti'de çıkan mevcut adaylar içerisinde bana göre 3-4 tanesi son derece belirleyici. Savat Dervişoğlu bana göre genel merkezin adayıdır. Sayın Akşener adayıdır. Koray Aydın ve Tolga Akalın Şimdi bu adayların profiline baktığınızda Tolga evet. Bey'in Tolga Bey'in söylediği bir şey var. Diyor ki ben seçilirsem partiden ayrılan bütün isimlere buna Sayın Özdağ dahil arayacağım ve partiye davet edeceğim. Peki bir diğer aktör vardı Yavuz Araloğlu. O ben iyi Parti'yle şu an işim yok ben ayrı kulvar olarak yoluma devam edeceğim dedi. Şimdi senaryo şu. Bugün oy potansiyeli açısından biz ısrarla Kemal Bey döneminde iki aday üzerinden eğer Sayın Mansur Yavaş ve Sayın Ekrem İmamoğlu seçime girseydi bu alınabilirdi sonucu çıkıyor. Şimdi orada hani biz rahat konuşalım diye kimin ismi daha öne çıkıyordu oy potansiyeli açısından? Mansur Bey'in ismi daha öne çıkıyordu. Fakat Ekrem Bey Mansur Bey'e oranla bambaşka bir şey yaptı. CHP'yi dönüştürdü. Yani Özgür Bey ile birlikte kafa kafaya verdiler. Ve CHP'nin dönüşümünü sağladılar. Yani CHP'nin bugün Özgür Bey'in ortaya çıkışı Ekrem Bey'in onu cesaretlendirmesi sayesinde desteği sayesinde oldu. Ve İstanbul İl Kongresi'nde Özgür Çelik'in Kemal Bey'den yana tavır değil, Ekrem Bey'den yana tavır koymasıyla birlikte aslında şekillenen bir süreçti. Bunu hepimiz biliyoruz. Peki şimdi yarın Cumhuriyet Halk Partisi'ne Cumhurbaşkanı adaylığı ilan edilse ki ben şunu da söyleyeyim. Bana göre Ekrem Bey 200 sene sadece İstanbul'a uğraşır. Bir belediyecik modeli üretmek zorunda. Çünkü kendisiyle birlikte bir belediyecik modeli üretmek zorunda. Yani CHP'de bir değişim dönüşüm sağlandı ama o modeli üretmek zorunda. Bana de Yılmaz Hoca ile biliyorsun. Tabii onu söyleyeceğim 200 i̇şte sene. 1989 sonucu bunun için önemli Şimdi işte 89 94 yani iki tarih ya. var. Şimdi burada CHP güzel bir şey yaptı. CHP güzel yaptığı şey Yılmaz Hoca ile birlikte, Sayıştay denetçileriyle birlikte dedi ki ben partiyi denetleyeceğim. Ve dolayısıyla da tırnak içinde yolsuzluk çıkmaması için, görevin kötüye kullanılması çıkmasın diye, hizmet üretsinler diye ben bir denetleme mekanizmasına gideceğim. Çünkü hocamın bahsettiği iski skandalı gibi skandallarla birlikte yeni skandallar çıkarsa bu bambaşka bir tabloyu beraberinde getirir. Ama bir gerçeğimiz daha var o da şu. Mesela Senörüt Belediye Başkanı Ahmet Özer dedi kasam boş. Evet. Birçok belediye, birçok belediye buna yani CHP'nin de yenilenen falan AK Parti'nin AK Parti'nin aldığı belediyelere de bakıyorsunuz. Hakikaten çok ciddi borçlanmanın olduğu belediyeler karşımıza çıkıyor. bir yolsuzluk ve ben hikayeleri. Ve ben dinliyorum. ısrarla yani. o çağrımı tekrarlayayım. Belediyelere bana de, göre aldıkları kasayı yani. halka Aynı devredenlerde, alanlarda çıksınlar şeffaf şekilde Bravo. binalarına. binalarına Adıyaman'da ne yapacak yap. Adıyaman evet, Belediye aynen. Başkanı mesela Süleyman Bey devrederken bunu yaptı. Birkaç belediye bunu yaptı. Birkaç tanesi astı. Bu gayet olumlu. Peki şimdi yarın CHP'de Böyle bir kriz tırnak içinde kriz hani burada da ben kriz istiyorum anlaşılmasın. Çünkü bunu konuştuğunuzda herkesin tarafı ya, var. Ya alınganlık gösteriyorlar. Hayır şöyle canım, ama hocam bana, bana gönderilen şimdi cevaplara Şimdi izleyici var. izleyici diyor ki telefona niye bakıyorsun? Çünkü telefona şimdi biz konuşurken o kadar mesaj çok geliyor ki. Yani acaba konuştuğumuz konuyla ilgili. Çünkü herkes taraf. Taraftan şey şu. Gazetecisi taraf olmuş. Akademisyeni taraf olmuş. Siyasetçisi taraf olmuş. Çünkü herkes birine tutmayla onu desteklemekle onun yanında onun e, sözcülüğünü yapma arasındaki farkı göremiyor. Ben hepsinden beriyim. Çok açık konuşuyorum ve çok rahat söylüyorum. Şimdi böyle bir şey çıktığında CHP içerisinde Ekrem Bey dedi ki kardeşim ben Cumhurbaşkanı aday olmak istiyorum. Zaten hedefimi siz biliyordunuz. Mansur Bey çıktı dedi ki ben de olmak istiyorum. Özgür Bey de dedi ki kardeşler bir dakika. Partinin genel başkanı benim. Bu değişim dönüşümün en büyük riski ben aldım. Niye ben olmuyorum sorusunu sorduğunda. Hani Özgür böyle bir, Bey sormayacak, Özgür Bey'in ismini ortaya atacaklar. Hayır işte. Hay hayır sorduğunda çünkü zaten bu işler öyle oluyor. Sorduğunda bunun karar verme mekanizması ne olacak? Yani CHP'nin Cumhurbaşkanlığı adayıyla ilgili karar verme mekanizması ne olacak? Ya partinin yetkili kurulları olacak ya da anket yapılacak halka sorulacak değil mi? Başka bir yolu da ben de dayatırım olur. Yani üçüncü üç tane yol var ya ben de dayatacağım ya ben genel kurullara soracağım. zaman da ters tepki Ya genel kurula soracağım bunu ya da halka soracağım. Şimdi çıktı. Mansur Bey baktı ki ya Ekrem Bey CHP'de şu an ağırlıklı olarak delege üzerinde de Özgür Bey ile birlikte hakim olursa kendisinin tırnak içinde kenara tutulma ihtimalini gördüğünde bir hamle yapma ihtiyacı hisseder mi kendisine göre insan olarak? Ben olsam da hissederim. Bu kadar teveccüh varken hele hele oyumu hepsine göre daha da farklı şey yapmışken hele hele de ittifaklara girmeden kendi itfamı sağlamışken. Şimdi Özgür Bey bu yani konuda... O, gün, o güne kadar kalacağını zannetmiyorum bu meseleyi. Tamam işte onu söyleyeyim. Işte. Zaten mesele bir hepimizin söylediği o. Şimdi Özgür Bey Hı. orada şöyle bir şey. Ben hocama katılıyorum. Bak bunun altını çizerek okusma kısma geleyim. Bu seçim AK Parti ve CHP açısından bir fırsattır. CHP açısından fırsatı şudur. İtiraz ettiği bütün süreçleri yapmayarak, hizmet üreterek, genele doğru gidebilme veya şu soruyu sorabilme. 10 ay önce merkezi hükümeti bana teslim etmeyen halk şu an yerli bana verdi. Merkezi hükümeti niye vermiyor sorusunu kendisine sorarak oradan bir yol alabilir mi? AK Parti açısından mesele şudur. Merkezi hükümette halk beni devirmedi 10 ay önce. Beni devirseydi çok farklı bir yola gelirdi. Şu an bana bir uyarı verdi. Ben bu uyarıyı nasıl almalıyım sorusunu kendisine sorarak sonuç itibariyle her ikisinde de bir seçmen olarak bu ülkede yaşayan insan olarak biz kazançlı çıkarız. Peki Mansur Bey ben ısrarla seçim döneminde herkes konuşmadığında dedim ki arkadaşlar her şeyi konuşuyorsunuz ama tamam Ekrem Bey'i konuşuyoruz İstanbul'u konuşuyoruz ama ya bir Mansur Yavaş gerçeğimiz de var. Peki Mansur Bey yarın seçim sonuçları üzerinden farklı bir şey aldığında niye Cumhurbaşkanı adayı değil sorusunu sorabilir miyiz? Hayır dediler ki potansiyeli. Peki niye şimdiden konuşamıyoruz? Yani Özgür Bey'i konuşuyoruz Ekrem Bey'i konuşuyoruz çünkü oluşan hava oydu. Bugün İYİ Parti ile birlikte eğer Mansur Bey'in gölgesi İYİ Parti'nin üzerine düşerse, bu olumsuz anlamda kullanmıyorum. Yani orada Ekrem Bey'in CHP ile kurduğu bir ilişkinin bir benzerinin Mansur Bey çok açıktan olmasa İYİ Parti üzerinden kurar. Ve dolayısıyla ya da kurdururlar. İYİ Parti üzerinden bir şekilde Mansur Bey ben burada varım der. Ha şimdi bu CHP içerisinde ben çok açık söyleyeyim uzun vade içerisinde bir karar alma sürecini beraberinde getirecek. Bu karar alma sürecinde Hizipleşmeler mi olur? Bu karar alma sürecinde 2 artı 1 mi olur veya özgür bey bir saniye. Hayır bu şeyden çıkamıyorsunuz. Ben var mı der? Ben de var mı der? Onu bilmiyorum ama benim gördüğüm şu an CHP içinde AK Parti'nin üretemediği aktörleri üretme konusunda bir başarı var. 3 aktör üretmiş durumda. Bir Sayın Erdoğan'dan sonra AK Parti'de kim var sorusunu hep sorduğumuzda ya Selçuk Bayraktar ismini konuşuyoruz. Ya bir birine konuşuyoruz. Çok konuşuyor Selçuk ha. Ayraktay ismi boş. Ya şunu konuşuyoruz, hemen bitireyim hocam. Şunu konuşuyoruz ama bu aktör üretmeyi CHP başardı. Şimdi sorun ürettiği bu aktörler üzerinden bir çatışmaya girmeden bir şekilde bu süreci nasıl tamamlayacak i̇şte sorusunu sormak. demin söylediğim işte o çatışmayı yaratmayacak. Ha. O söylediğimizden kalma mesele. Şimdi işte bu işte bu, bu peki vardı bu iki şekilde mümkün olabilir. Birincisi İyi Mansur abi. Bey hayır şöyle Mansur Bey bir şey söyledi. Benim ikinci dönemim. Yani orada çok açık bir şey söyledi. Benim be bir daha aday olmayacağım. Evet, benim belediyedeki sürecim i̇kinci, bu. Dedi. Evet. evet, şimdi belediyedeki sürecim bu. Peki biz Mansur Bey yapmaz, iyi o şey yani Cumhurbaşkanı aday olmaz falan diyebilir miyiz? Ben Hayır çok kimse açık söyleyeyim. Diyemez. Baba ve oğul arasında biz ilişkinin nasıl çekilendiği Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın İmamoğlu üzerine göre siyaset böyle bir şey. Siyaset gücü elinize aldığınızda dersiniz kalk beni istiyor, delege beni istiyor. Bunun birçok yolu var. Bir ara soru sorabilir miyim? Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sinan Oğan operasyonu yapıldı. Sinan Oğan operasyonu yüzde beş Beş küsur aldı. Hmm. Sinan Oğan operasyonu gibi bir operasyonla şunla bununla her şeyle karşı karşıya kalınabilir. Şu şeye şuna ne diyeceksiniz İyi Parti ile ilgili bunların devamı olarak söyleyeyim. Bir, İyi Parti'nin özü başıma girdim diyor ya bu yeniden Refah ve CHP çok yaradı. İyi ki böyle bir stratejik karar verdi. Bu bir yanlıştı kendine ayrı bir şey. Ama bu iki partiye çok yaradı. Şimdi ikincisi ne düşünüyorum biliyor musunuz? Bu partinin üç tane çok güçlü adamı vardı bana göre. Birisi Turan Çömez'di. Birisi Buğra Kavuncu'ydu. Birisi Ümit Özlale'ydi. Dikkat et. Meral Hanım bunları bu savaş alanına sürdü. Üçünü de itibarsız kıldı. Üçü de çok başarısız oldu. Ve bak Nevzat demin çok dikkat ettim bakayım sayacak mı bu isimleri? Dikkat et bu isimleri saymadı. Niye? Çünkü bu nedenden dolayı. Çünkü genel başkan adayını açıklamadılar. <laughs> bak şimdi. Yani bu abi ben severim. Çok da iyi takip ederim. Mesela bana göre partide ben Meral Hanım'dan sonra en güçlü figür diye bakardım. Bakardık. Bak Meral Hanım ne yaptı bunun üçünü de? Bilerek yaptı bana göre. Bana göre bilerek yaptı. Çünkü onun kafasındaki figür Demin altını çizdi Nevzat. Peki zaten. esas soruyu, Peki. soruyu soralım yani İYİ Parti'ye. Yani kendisinden sonraki isimleri mi? orada. Tabii bu, bu güçleri Peki İYİ buna... Parti ile ilgili başka bir şey sorayım hocam. Velev ki ilk aday geldi. Ya açık söyleyeyim Koray Aydın geldi. Hı. Hani biz. Mesela Koray Aydın'ın Cumhur İttifakı'na katılmama ihtimali sizce olabilir mi? Şey, şunu unutmayalım. Teorik olarak bir şey söyleyeyim. Her zaman şunu söyleriz stratejide. Bir bazen 99'a galip gelir. Hayır şöyle. Yok mesela Musavat Erbişoğlu geldiğinde ikisi de katılır. Partinin çizgisinin bir şekilde devam etme işte milliyetçilik üzerinden. Şimdi Tolga Bey geldiğinde çok açık söylüyor işte Mansur Bey e yakınlık ve diğer şeyleri davet etme orada bir çemsi oluşturma. E Koray Bey geldiğinde mesela Koray Bey de hem Mansur Bey hem de Cumhur İttifakı'na çok uzak bir isim değil. Yani herkes de bilir bunu. Yani çok... Ama Cumhur İttifakı'na katılmış bir şeyin İyi Parti'nin tabanı ya da ha, seçmeni kim güzel, olur ki? Çok güzel. Çok bak akıllı gazetelik başka bir şey. Şimdi çok güzel. Peki İyi Parti kendisi nasıl tanımlıyor şu an? Tanımlayam İYİ Parti tanımlayamıyor ne? Ha, tanımlayamıyor İYİ Parti ki. Tanımlayamıyor. İYİ Parti o zaman İYİ Parti bir şu an kimlik arayışı var esasında. Şimdi kimlik arayışında Türkiye'de merkez sağda bir kimlik arayışına gittiğinizde MHP var orada. Doğru mu? Ha. Tamam. Birak Parti var. Ve yeniden tırnak içinde söylüyorum. Sosyal demokratlığa doğru dönmeye çalışan bir CHP var. Peki siyasi boşluk nerede? Yani sizin kimlik oluşturabilmeniz için siyaseten bir boşluğun oluşması gerekiyor. Bir boşluk var. O boşluk sandığa gitmeyenlerin oluşturduğu bir boşluk var. Peki bu boşluk milliyetçi bir boşluk mu? Bu boşluk merkez bir boşluk mu? Bu boşluk ne ki İyi Parti nereye gelecek sorusu? İyi Parti herhalde şu an vermeye çalıştığı sınav şu. MHP'de ne farkın var, AK Parti'de ne farkın var, neyi farklı söylüyorsun söyleminde şu an sıkışıyor. Ve dolayısıyla da şu an en çok kamu yorumcularında konuşulan mesele ne? Mesela İyi Parti milletvekilleri MHP'ye, AK Parti'ye veya RNNPA'ya geçer mi? Şimdi dikkat et, bunlar içerisinde CHP'de konuştuğumuzda ki CHP'de konuşuluyor, hiçbirimiz bunlara geçemez diye bir şey koymuyoruz değil mi? İdolojik Peki söylenmemiş bir şey var mı? Yani söylenmemiş bir sözün karşılığı olan bir parti var mı şu anda? Işte, bak şaşırmıyoruz. Yani işte, İdeolojik anlamda şaşırmıyoruz. Yani mesela bir büyük birlik Partisi'nin birinin CHP'ye katılmasını konuşmuyoruz mesela. İdeolojik bir şeyden bahsediyoruz. Yok, yok hani seçmenin bir seçmen kazanmak için e, eksik kalan bir söz var mı Türkiye'de? Eksik kalan bir söz var Türkiye'de. Yani şu an CHP'de o eksik söz şu. Yerel seçimde bu söz söylendi ama merkezi hükümete yetki verme konusunda hala güven, dış politika, savunma sanayi, belli alanlarda hala seçmen çok cesaretli sözler bekliyor. Bak ben çok açık söyleyeyim. CHP burada hala rüşünü ispatlamış değil. Neden değil? Şimdi yarın dem CHP ile ilgili belli talepleri kamu önünde dillendirse. Mesela desek ki, kardeşim biz çözüm sürecini AK Parti'den değil CHP'den bekliyoruz. Mecburen bir tavır söyleyeceksiniz değil mi? Sınır ötesi operasyonlarla ilgili bir tavır söyleyeceksiniz. Dış politika ile ilgili çıkıp bir tavır söyleyeceksiniz. Gideceksiniz mesela Hamas'la ilgili işte terörist dediğiniz bir tavır sergileyeceksiniz. Çıkacaksınız savunma sanayi için. Hala CHP bu konularda rüştünü ispatlamış bir parti değil. Yani bunu şey anlamda olumsuz anlamda söylemiyor. Çünkü seçmen 10 ay önce bunun şehrini koydu CHP'ye. Ve dolayısıyla da şimdi siyasetten söylenmemiş şey dediğiniz şey o. Şimdi yani bugün, muhtemeldir ki şimdi bu yeni kurmaylarla falan olacak. Bak, bazen şeye deminler bir şey konuştuk ya bir şey söylüyoruz tepki gösteriyorlar. Bak, bak. Şey kendi YouTube kanalımda 445 numaralı YouTube kanalımda İyi Parti Oradan masayı da şey bak, gibi 445 mas, <gülüyor> bak, <gülüyor> masayı dağıtacak demiş. Dikkat et. Dağıttı. Ardından Meral Akşener masayı dağıttı diye ardından yayına girdik. Onun ötesinde şeyde 468 numaralı konu şeyde YouTube konuşmanda 468 Sinan Oğan Cumhur İttifakı'na gidecek demişim. Sinan Oğan beni o zaman aradı. Tam ben hatta söyledim işte bir para meselesi falan filan işte. Demek ki güvendiklerimiz de böyleymiş gibi bana bir takım laflar etti. Şimdi bak neleri çıkıyor. Şimdi mal mülk meselesine bak neleri çıkıyor. Ben tabi Azerbaycan'la köklerimiz olduğu için televizyonları izliyorum. Orada neler anlatılıyor? Herkesin izlemesini çok isterim. Türkiye siyasetiyle çok. Geçen kişiler. evini açtı bir Azerbaycan kanalını. Bak. Şeyin bir de Ekrem İmamoğlu için söyleyeyim Amerikan kanalları. Çünkü kardeşim her gün gönderiyor bana orada Amerika'da. 39 yıldır orada Yanlış yaşıyor. Şey Hocanın adreslerine bak. Kim evet. Için hangi Mansur Bey hangi şey için hangi şey? Için? Şu anda Mansur, Şu anda yok yok Mansur Bey için dünya, te dünya hı televizyonları hı. konuşmuyor. Şey için Ekrem İmamoğlu için çok ilginç bir cümle kullanıyorlar. Kullandıkları cümle ne biliyor musun? Şeye e, şöyle kullanıyorlar: Secular Muslim Person. Değişim değişimi, değişim evet değişimi dönüşüm, en güçlü aday, Cumhur en güçlü adayı diye işte hepsi Hem Kur'an-ı Kerim var masasında evet. hem şimdi şey bak, var bak, diye bak. bu geçen şimdi, hafta çıkan mesele. Bak şimdi bak, baktıkları figür açısından söylüyorum. Hem nutuk nasıl, hem Kur'an-ı Nasıl bir figüre bakıyorlar diye. Şimdi demin Nevzat Hanım söyledi ya burada bir şey söylüyoruz tepki gösteriyorlar diye. Ben o tepkiler hiç benim çok şey bak, Hayır ya ben doğru bildiğimizi söyleyeyim. Yok aa, doğru aa, bildiğimizi bak. Tepki bir tane geliyorsa son tane de bak, olumlu geliyor hayır, yani bir şey ne yapalım. Neye dikkat etmediklerini söyleyeceğim. 2006 yılında TÜGİAD'ın Elegans dergisi var. 2006. Kasım Aralık 2006 sayı 81'de. Bir sonraki yılı 2007 yılında ne olacak diye sormuşlar. Diyorum ki 2007 yılının ilk 4 ayında askeri bir müdahaleyle karşılaşacağız. Bu diyorum sosyal medyada yazı mı olur bu başka bir şey mi olur? Tamam kimse geri dönüp sormadı ki bir dakikaya. Sen bunu nereden Sen biliyorum? kafayı mı yedin? Ne diyorsunuz? Bak burada çok açıkça söylüyorum. 2007 yılının ilk 4 ayı bir şekilde ordu üst yönetiminin demeçlerine tanık olacaktır. Daha ne ne söyledi? Neye dayanarakmış ne evet, söyledin? İşte yani. burada burada uzun uzun analizim var. Neye dayanarak? Uzun uzun. Başka bir şey Hayır, anlatmak ben, için söylüyorum. Ben de, de söyleyeyim. Savcı çağırmasın siz. Başka ne bir şey söylüyorum. Bak. 20, 29 Mayıs 2002'de digimedia.com'da erken seçimi Recep Tayyip Erdoğan kazanacak. İki, 29 Mayıs 2002. Hocam 2028'de söylediğinizde rahatlayalım. <laughs> No, şimdi şey. evet, bak, şimdi, ne olacak? Bak şimdi. Burada 2028 söyler misin? Hakikaten 2028 Söyleyin rahatlayalım ne olacak? şimdi. Bu uğraşmayalım. 2028'i söyler kardeşim. misiniz hocam bak, lütfen? Dur bak şimdi 8 Nisan. Kardeşim bak burada diyorum ki Meral Akşener iyi Parti masayı dağıtacak. Dünya <laughs> kadar laf söylenir. Şey, tamam. or... Bize Hayır, söylenmemiş söylenmemişler. arkadaş lazım. bir dakika dur başka bir şey anlatacağım. Bak hocam bir dakika. manşet lazım. Bir dakika başka bir, bir şey anlatacağım. Şeyin seçimi için Cumhur Reisi seçimi için bir buçuk ay öncesini bir dört ay öncesi var ...anlatılan Amerikalı profesörün... ...bir buçuk ay öncesinden Fati söz ediyorum. Fatih Altaylı İngilizler dedi ki... ...Fatih Altaylı'nın kanalında dedi ki... ...İngilizler diyor ki Ekrem İmamoğlu şey pardon... ...şeyi e, Ekrem İmamoğlu kaybedecek diye... ...bir şey söyledi değil mi? Ne yani, zaman? Almanlar da yanıldı. Yani YouTube kanal sanırım Fatih abinin öyle hayır, bir şey vardı. Almanlar da yanıldı. Söyleyeceğim ben onu. Hatta ben Özgür Özel'e mesaj attım. Bir Alman şirketleri için yapılan da... ...kurum bir buçuk puanla kazanıyor diye görünüyordu. Evet siz burada söylemiştiniz. Evet kardeşim aynen öyle attılar... Hatta sonra attım dedim ki Alman ilk defa 3 seçimde ilk defa Almanları da yanılttınız diye. Bak Cumhur Reisi seçiminden bir buçuk ay önce işte Selim Kotil hayatta. Selim Kotil bir toplantıya gitti. Amerikan şirketleri için araştırma yapılmış. Sonuç ikinci tura kalıyor. Erdoğan 52'ye 48 alıyor. Onun bir öncesini Hocam, söyleyeyim. Hocam bak mesajlar yağmaya başladı. Bak onun bir öncesini söyleyeyim. Muharrem İnce'nin seçim, katıldığı seçim var ya. Burada Alman şirketleri için yapıldı İpek. Meltem TV'deyim. Selim Kotil'in programında. O yapılırken caddenin çocuklarından, arkadaşlarından, kardeşiydi Almanya'dan gelen bir profesör o yaptı etti. Sonuç geldi önüme. Sonuç çok açık. Tamam. 52 52,3 53,2 mi çıktı Almanların yaptırdıkları şey sonuç. Söyledim seçime 5 gün kala. Hiç kimse aramadı biliyor musun? Kimse demedi ne oluyorsunuz? Bak şimdi mesajın birini okuyayım. Arkadaş. Yıllar sonra CHP zafer kazanmış. Herkes mutlu. Herkes mutlu tabii. Senin gibi birisi çıkıp dört yıl sonra yapılacak seçim için CHP içine başarılı kişiler arasında savaş çıkarmaya çalışıyorsunuz. Kim? Provokatörlük ya kim bu ya? Hangi mercimek beyinli adam konuşuyor? Soğan kafa. <laughs> kim bir savaş çıkartmaya çalışan? Aptal saptal konuşuyorlar. Bir de ayakları yapıyorsunuz diyor. <laughs> terbiyesiz terbiyesiz i̇şte yani bir olaya izins verdiği tepkilerin Hayır, farkı şöyle bir şey şu söyleyeyim anda. gerçekten terbiyesiz nereleriyle dinliyorlar anlatılanı ne münasebet tam tersi burada yol gösteriliyor ki arkadaş geçmişte söylenmiş Sanki 4 yılı biz veriliyoruz yaşa söylenmiş Siz göz, önün, bak, göz önünde bulundurmuyorsunuz şimdi güzel güzel anlatıyoruz ki ya 89 örneği bilmem ne arkadaşlar ülke bu kadar ferahlamış rahatlamışken ne olur aklınızı başınıza toplayın İçeride geçmişte olduğu gibi, Deniz Baykal'ın yaptığı gibi öyle işler yapmayın. Bu iş yürüsün, gitsin. Tekrar söylüyorum, AKP konjonktürel bir partidir. Kardeşim doğuran konjonktür ortadan 20 yılı geçti. Dünya tarihine de baktın siyasi parti, Kuzey Kore hariç. Baktığınızda 20 yıla gelmiş olan partilerin iktidarları hep biter zaten. Hep biter. Bunun aykırı örneği çok zor görürsünüz. Ancak despotik yönetimlerde olur bu iş. Ama hocam Bak, burada kan kaybediyor. Hep büyük kankaydı. Hep işte şu söylendi mesela. Ben burada şöyle bir şey. Şimdi 2009 seçimlerinde 38'di. Sonra 47'ye çıktı. Hı hı. 22 yıllık iktidarda biz hep işe yıpranmış olur falan fistan diyoruz ya. Ona rağmen. Diyorsun. Ona rağmen şimdi bu 20 yıllık süre zarfında diyorsunuz ya. Yani. Bir şekilde süreleri dolar falan. Ama bir taraftan da şöyle bir şey var. Mesela bugün parlamenter sistem olmuş olsaydı büyük bir ihtimalle bir meclis seçimi olmuş olsaydı şey genel seçim. Genel seçim olmuş olsaydı ve Tayyip Erdoğan'ın Türkiye siyasetindeki seçim kazanma ustalığından da bahsediyoruz. Peki AK Parti hala bu dönüşümü sağlayacağına siz inanmıyor musunuz? Şöyle bir şey söyleyeyim. Yani. Olabilir bak, sağlayabilir. Hiçbir şey diyemiyorum. Hiçbir şey diyemiyorum bana Kimse de bir şey söyle. Sağlayabilir gayet tabii ki. Ama ben şunu anlatmaya çalışıyorum nezat herkes için. Diyorum ki CHP kurmayları böyle bir şans yakaladınız. Bak yakaladınız. Yeniden Refah Partisi diye de şimdi orada bir gerçek var arkadaş. Bak o topluyor. Şimdi siz bunun içinden artık çıkarsınız, aklınızı ortaya koyarsanız, klasik o hizipçilik bilmem ne o kültür onları kenara atarsanız, madem ki genç yapı diye kurdunuz, idealleriniz bilmem neyiniz var. İşte 49 yaşında biriniz, biriniz 51 bunun yaşında. Bunun CHP'nin kavramsallaştırması gerektiğini söylüyoruz hepimiz Kesinlikle. değil mi? Kesinlikle. Yani bir ortanın solu tanımı orada vardı. Burada bir tanım lazım buraya bir tanım lazım. Ya buradaki tanımın zaten kardeşim bak meselesi çok açık zaten. Ne olacak? Sosyal demokrat ilkeler doğrultusunda siz belediyecilik yapacaksınız. Kamu genel seçime gittiğinizde eğer bunu doğru düzgün yapabilirseniz işte Eskişehir örneği orada duruyor. Hocanın evet, örneği orada duruyor. Orada planlı duruyor. bir çalışma var yani var. Olması orada gerekir. Var, var. Orada onu görüyor bir şey. Söyleyeyim mi? Özgür yeah. bey o konuda hakkını teslim bak, etmek bak, lazım. İpek. Bu Özür hocam bak bu hakkını teslim etmek lazım. Yılmaz hocanın başına getirildiği bu sayıştay sayı denetlemeler falan bak çünkü hakkını teslim etmek lazım çünkü şöyle. Yani, bu belediyelerin ifşası da bence çok önemli. Özgür, önemliydi. Özgür Bey'in bak Özgür Bey'in siyasete birçok şeyi eleştirildi. Ama kimse mesela Özgür Bey Akçeli hiç eleştirmedi. Hiç bulaşmadı. Bak hiç eleştirmedi. Hiç bulaşmadı. Özgür Bey bir risk aldı. Yani son, ben aslında mesela Kara Karaoğlan deniliyordu ya. Mesela Özgür Bey için eczacık tanımını kullanılması. can. eczacı. Yani bu şey anlamında değil. Yani bir eczacı geldi, bir risk aldı ve Türkiye'de bir değişim dönüşümü eklemeyle ile birlikte başlattı. Şimdi orada AK Parti'ye kaybettiren meselenin ne olduğunu biliyor, onu görüyor. Ve bunun içerisinde mesela yolsuzluk, bunun içerisindeki bir israf, ve benzeri noktada ben hocama katılıyorum. E Bunların önde kentlerse şey, bir şey, model oluşturursa... Çok yaşa. Seninle aynı görüşü paylaşıyorsun. Zaten bunu anlatmaya çalışıyoruz. O tepkiler, o saçma sapan yazılar niye geliyor? Anlamıyorum yani. Anla... Sizi çok seviyorlar. Hayır, kafayı çekiyor dinliyorlar. Ya da gogoyu çekiyor dinliyorlar. Gerçekten öyle İpek. Bir dakika. Böyle, böyle bir tepki gösteren. hocam, sakin olun. Hayır, gerçekten. Hocam, yani. Allah yani. aşkına hocam. Yani son Aa. 8 dakikamız. Bir dakika. <laughs> Aa, <hayır. gülüyor> Aman, bir şey Demek ki bunlar her televizyonun yüzü seyircisi farklı oluyor. Bak, bu <gülüyor> bunlar <gülüyor> yüzünden bunlar yüzünden o savcılara mavcılara gitme sebebimiz işte bu adamlar yüzünden ya. Yalan yanlış dinlediklerini cimere yazıyor. Sonra biz oralara gidiyoruz. Orada anlatıyoruz. Neyse gidiyoruz. Allah'tan kahve falan ikram ediyor. Polisler çok zarif. Çok nazikler. Hepsi hepsi çok, <laughs> çok nazik. Savcılar da öyle. Allah için çok nazikler. Neyse. onu Bir de İpek'i gönderebilsek bir iki kere oralara da. Ben çok gittim. Haber ben bir şey söyleyeyim. Ben çok, gittim. Bir şey söyleyeyim. Hı hı. çok uzun bir şey söyleyeyim. Çok uzun süre sonra mahkemeye gittim. Fatih Portakal da aynı şeyde vardı ha, işte. Biliyor. Ya inanır mısınız? Çok ben yani işimi sağlam yaptığım için güzel de yapıyoruz. Çok mahkemeye gittiğim yoktu. Nasıl davranacağımı anlamadım. Şöyle, yayına yetişeceğim. Şimdi Barış Çerçioğlu orada, Fatih Portakal hepimiz aynı dosyada yargılanıyoruz. Dedim ki peki ne yapacağız dedim. Ya müsaade istesek dedim. Hakim Bey'e söylesek Savcı Bey'e ben önce ifade verebilir miyim? Olur abi dedim. Tabi o okuyor, okuyor dosyada bu kadar Sürekli dosya. Şey adam da bıkmış. En son ben çıktım dedim ki efendim işte anlattım duzdum Yani dedik biz etik olarak tekzip yollamış kaldırmışız. Adamlar röportaj yapmıştı ama buna rağmen şey yapmış biz gelmişiz buraya. Fakat benim yayınım var ben gidebilir miyim? Neyse yaz kızım dedi yazdı falan Fistan. Çık dedi gidebilirsin. Şimdi ben şöyle bir baktım. Yani şimdi çıkabilir miyim efendim dedim. Aha. Tabii çıkabilirsin. Niye şaşırıyorsun? Ya efendim çok geldiğimiz bir yer değil dedim. Ha sen ama <laughs> dediğim gibi çok gitsen. <laughs> neyse. Sonuç olarak şunu söyleyeyim bir. Şimdi ortaya bir şey çıktı. Devir teslimlerde. Ne çıktı? Belediye başkanı hepsi için söylemiyorum ama büyük çoğunluğunu bugüne kadar gördüğümüzde ne görüyoruz? Şatafat, israf, yolsuzluk görüyoruz. Ha demek ki şimdi CHP'nin belediyelerinin yapacağını, yeniden refah için aynı şey geçerli hepsi. Kardeşim bir şeffaflık bunu ortaya koyacak. Önümüzde şimdi Erdoğan ısrarla diyor ki 4 yıl seçim seçim yok diyor 2028'e kadar. O halde CHP belediyeleri demek ki bu 4 yılı çok iyi değerlendirirlerse dikkat et. 2029'da da ne olacak? Yeniden yerel seçimler. O halde her iki iktidarı da alabilirler. Eğer doğru düzgün deminden beri konuştuğumuz şekliyle hareket ederlerse, bütün bunları yaparlarsa. Yok ama onlar da kibire kapılır. Onlar da aynı şekilde şımarıklık, insanlara küstahça davranmak gibi. Onların içine girerlerse ülke kaybedecek, kendileri de kaybedecek. Ülke kaybedecek uzun sözün kısası. Eğer bütün bunları yaparlarsa AKP'ye de bir hayırları dokunur. Onların kurmayları da akıllarını başlarına toplar yeniden. Arkadaş merkezde yer alır merkez sağ. Neyse İyi Parti nasıl yürüyecek onu bilmiyoruz. Nereye gelip yerleşecek? Bir şey de, bugünden söylemek çok zor. Ama şimdi orada kutuplar belli. Yeniden refah. Tamam muhafazakarlar orada şimdi. o ok, Orası dolu. Ama hocam orası da tutacak mı tutmayacak mı? Orası Bilmiyoruz. Da Hayır şimdi bak. İpek gülüyor. Mesaj çok geldi. <laughs> Hayır başka bir şey söyleyeceğim. Değiliz. Şimdi <laughs> demin söyledim ya yeniden refah için de geçerli CHP için söylediklerim. Eğer onlar da halkın kendilerine bu teveccühü Doğru okur, doğru değerlendirirlerse sürdürülebilir. Stratejide hep ne deriz? Bir karar aldınız. Sonucunu gördünüz. Olumlu sonuçlandı. Yeterli değil kardeşim. Sürdürülebilir kılacaksınız onu siz. Çünkü yeni döngü başlıyor. Artık evet. eski döngü bizim bitti. Talihsizliğimiz bu ülkede. Mesela biz Noktalı. normalde batıda olsak Noktalı. çağıracaklar bizi. Bu söylemlerimiz karşısında danışmanlık ücretlerimizi verecekler. Anlatın diyecekler. Burada bedava anlatıyoruz ama yine birileri anlamıyor. <laughs> Ama o birileri için gel dediniz oraya, değil mi hocam? birileri için. Birileri. Hepsi değil. Gel Olabilir oraya. mi? Hepsi söylenir tamam mi? Yani. Birileri. Böyle bir şey söylenebilir yani mi? Gözünü seveyim gelmedi. Türkünü alalım kapatalım. Bayram gelmiş neyim? Değil mi hocam? Gelenek haline yok, gelebiliriz. Yok yok türkü şok çok şöyle. müthişti ama. Yani, <laughs> yani. ama ya bir ya şey söyleyeyim mi? Ya, has, İpek. Has, ne dedi biliyor musun? Dinledikten sonra. Ya dedi. Şimdi keş... olacaktım gazinocular. Aynen öyle. Şimdi dedi ben dedi halkın dedi ilgisinden Nevzat çiçeği dedi ancak şey hmm. otopark tarafından içeri alabilirdim dedi. Ana kapıdan alamazdım. Acayip yani demek şey çok, ya. çok yazık bir şey, sana. bir şey söyleyeyim de şey söyleyeyim de Adıyaman'da o konteyner kentte gerçekten yavrum, çok mutlu oldular. Kaç yaşındaydı o kız çocuğu? Senden alamaz. 13 mü 14 mü bilmiyorum canım, çok mutlu oldular. Yani. Şöyle e, tabii Ege'nin incisi Adıyaman Gerger kanyonları falan yani bu başka bir şey. İgenilincisi e deyince de hep Tansu in, Akdeniz'in incisi yapacağım Trabzon demişti ya ona. İpek şunu söyleyerek <laughs> belki bitireyim. Yarın bayram. Herkesin bayramını tebrik ediyoruz. Umarım sağlık, huzur, barış içinde güzel bir bayram olur. Bayram bayram olur. Bir de şunu söyleyeyim. Yani tabii hepimiz farklı dünya görüşlerine sahibiz ama sonuçta bu ülke bizim. Hepimiz burada yaşıyoruz. Bir apartmanda birbirimizle olan yaşama kültürü toplumun kendisine yayılmıyorsa burada bir sıkıntı var. Kimse apartmanda üst komşunun ne içtiğine karışmaz, nasıl yaşadığına karışmaz, cinsel tercihine karışmaz, dünya görüşüne, inancına karışmaz. Ne zaman karışır? Onu rahatsız ederse, apartman kurallarına uymazsa. Dolayısıyla da bence insanların şunu anlaması lazım. Bu ülke Anadolu mayasında çok kültürlük var. Ve öz kültürü var, istişare kültürü var. Daha da önemlisi konuşarak anlaşma kültürü var. Yani bizde Vardı. Tatlı söz yılanı. Bütün söylediklerinin hepsi dı ile bitiyor. Hala var hocam. Tatlı Umarım. Sö, tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır e, kısmı. Bu ülkedeki en güzel sözlerden bir tanesi. Ben şu ana kadar bir insanı sosyal medyada hala dava etmiş değilim. Öyle ki avukata sordum. Hala şu an bir iki tanesiyle uğraşıyoruz. Şöyle yapıyorum. Hakaret ettiğinde mesaj atıyorum. Kardeşim diyorum sen bana hakaret ettin. Bak benim basın gücüm var. Ben daha da fazla edebilirim ama... Ben iyiysem, sen ne kadar iyiysem ben o kadar iyiyim. Ama sen kötüysen ben yine iyi olmak zorundayım. Dolayısıyla da izleyici bu programlarda ki ben çok çok iyi katkılar geliyor gerçekten. O bir iki tane olumsuz gelince hocaya havale ediyorum. Çünkü hoca, hoca onun tepkisini güzel veriyor. Ezci bir seçim geçirdik. Sandık <laughs> iradesi çok var. Güzel Sandık iradesi var. Zaten bir şey söyleyeyim ben yani medya düşünemiyorum. <laughs> evet evet başta bizimkiler paylaşacak yani biliyorum. Yani şöyle ama ama hoca da her türlü hakikati kendisine göre söylüyor. Seyirciyi tanıyor ne diyeyim ben. <laughs> evet, İyi bayramlar size hocam. de bayramını kutluyorum. Efendim herkese huzurlu bayramlar olsun umuyorum. Hani bizde de bir şarkı var ya. Baharı görmeden yaz geldi geçti. Umarım öyle bir bayram olmaz. Bizde efendim. de hocam bayram geldi neyim, ne, anam neyim? anam anam garibem. <laughs> Anacığım haklı bak bu ülke gerçekten bu kadar çok o depremden sonra insanlar bütün bunları yaşamış hala çocuklarını bulamıyor edemiyorlar. Bir şey söyleyeyim mi? Bu ülkenin bayram şu anda kutlama hakkı yok aslında. İnsanlarımız o haldeyken gerçekten bayram kutlama hakkımız yok. Şimdi kardeşim. diyor ki abi söyler misin? abi Sadece Taslam bile beni geç keşfetmiş. Geç ben niye söyleyeyim? <laughs> Ama sen ortaya çıkmamışsın ki. Evet, Hocam şimdi... beni görmemişsiniz ki ben ne diyeyim siz de yıllar yılı ben türküyü bile söylerken ne güzel söylüyorsunuz dedin ama ben yıllar yılı söylüyorum yani. Evet çok teşekkür ediyorum. Sizlere de iyi bayramlar Sağ diliyorum. İyi bir şey sorabilir miyim? Bu kadar insan konuk ediyor röportaj yapıyorsun. Mesela bizi niye davet edip hiç röportaj yapmıyorsunuz? Bu nasıl bir şey? Şu an ne yapıyoruz? Hocam her salı <laughs> hatta şu an her salı Efendim iyi bayramlar diliyorum. Özellikle bize katlandığın için teşekkür bu arada, ediyorum. Bu arada sözcüyü de tebrik edelim. Bu ayda gerçekten iyi başlangıç. Böyle reytingler falan evet. çok iyi. Çok ee, Merkeze oturma güzel. Merkezde olmak iyi bir şey. Ee, her tarafta izleniyor olabilmek iyi bir şey. Radikal olmayacaksın kardeşim kendinde de bir yere angaja etmeyeceksin. Bak radikal olmayacaksın diye hoca söylüyor evet. bunu. Peki yine Milletsiz başladığınız kende aranızda konuşmayacaksınız. Giyiminize radikalsiniz, düşündüğünüze radikalsiniz. Efendim, İyi bayramlar evet. diliyorum. Şeker tadında bir bayram geçirin. Ama bu arada şeker zararlı. <laughs> Hiç, bayramın ismi Ramazan bayramı Ramazan şeker Ramazan bayramı şeker bayramı değil. Kapatabilirim. <laughs>